Değerli dostlar, iyi akşamlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarım. Milli hafızamız ve geleceğimiz ana başlığı altında değerli hocam Profesör Doktor Alemdar Yalçın bugün bize yine Birinci Dünya Savaşı girişi ve savaşın baş dönemlerindeki siyasi, toplumsal, askeri olaylardan bahsedecek. Çok değerli dostlarım. Hepimiz biliyoruz ki milli tarih ve milli kültür bilgisine ve bilincine sahip olmayan insanlar gerçek anlamda ülkesine, milletine ve tüm insanlığa hizmet edemez. Maalesef bürokrat, siyasetçi olmuş, bürokrat olmuş kimi insanlar, gazeteci olmuş, hukukçu olmuş kimi insanlar milli tarih ve milli kültür bilgisine ve bilincine yeterli düzeyde sahip olamadığı için vazifesinde zaman zaman o bilgisizlikten, bilinçsizlikten kaynaklanan zafiyetler ortaya koymakta, yanlışlar yapmaktadır. Dolayısıyla öncelikle gençliğimizin tarihi olaylarla ilgili köprüler kurarak günümüzde ve gelecekte köprüler kurarak bu tür bilgi ve bilince mutlaka sahip olması gerekiyor düşüncesinde. İşte bu amaçla toplumun gerçekten de bilgilenmesi, bilinçlenmesi amacıyla o şu bu grupları veyahut da siyasi partileri eleştirmek ya da övmek amacıyla, yermek veya övmek amacıyla o günkü şartlardan bugünlere köprüler kurarken herhangi bir şekilde delilsiz, ispatsız, hatta delil ispatlı dahi olsa mevcut iktidarı veyahut da muhalefet partilerini ya da meclis dışındaki siyasileri ya da üst düzey bürokratları herhangi bir şekilde övme ya da yerme gibi bir niyetimiz, gayemiz söz konusu değil. Bütün temelimiz, bütün temel idealimiz, temel düşüncemiz insanlarımız daha çok bilgilensin, yakın geçmişin özellikle bilsin ve o doğrultuda önemli makam ve mevkilere geldiğinde ülkesine, devletine, milletine ve tüm insanlığa şuurla, yüksek ferasetle, yüksek basiretle hizmet etsin. Bütün temel düşüncemiz, niyetimiz, dileğimiz budur. İşte bu doğrultuda biz 4 aydır değerli hocamla birlikte efendim 2. Mahmut 3. Selim'den almak suretiyle yani tabir caizse Osmanlı'nın artık çökmeye, gerilemeye, çökmeye başladığı dönemden itibaren sosyal, siyasal, askeri, iktisadi olayları, dönemleri, şahsiyetleri incelemeye çalışıyoruz. Değerli hocam, söz sizdedir. Buyurun efendim. Evet. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Bu hafta özellikle Birinci Dünya Savaşı'na nasıl girdiğimiz konusunda sadece belgeleri göstererek sizin değerli yorumlarınıza bırakacağım. Ben herhangi bir şey söylemeyeceğim kaynakları verdikten sonra. Bu çok önemli çünkü tekrar bir kutuplaşma var. Birinci Dünya Savaşı konjonktürü günümüzde tekrar oluşuyor yavaş yavaş. Bir ikincisi de İleride kısmet olur da İkinci Dünya Savaşı'na girersek, İkinci Dünya Savaşı'nda tarafsız kalmak için hangi çabaları sarf ettiğimizi göstermek açısından bu tarihi akış son derece önemli. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın üzerinde durmayacağım. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nın üzerinde şimdi bazı spekülatif tarihçilerin iddia ettikleri gibi hiçbir gizlilik, hiçbir şey yok. Bazı olayları dakika dakika, bazı olayları saat saat, bazı olayları da gün gün biliyoruz. Dolayısıyla hiçbir şekilde Birinci Dünya Savaşı ile ilgili bilinmeyen bir şey yok. Bu konuda bir kaynak göstermek istiyorum. Büyük Harp'te Türk Harbi isimli kitap Genelkurmay Başkanlığı tarafından 1928 yılında kurmaylara okutulmak üzere hazırlanmış Fransız Erkan-ı Harbiyesi'nin yani o dönemdeki Fransız askerlerinin hazırladıkları notlarla eleştirerek Türkçe'ye çevrilmiş olan bir kitap. Burada Kafkas cephesindeki olaylar gün gün ele alınarak anlatıyor. Kanal harekatı gün gün ele alınarak anlatılıyor.
ve diğer şeylerle beraber anlatılıyor. Bunların üzerinde durmayacağım. Sadece bazı ihtilaflar, kafa karıştıran şeyler var. Özellikle kanal harekatıyla ilgili, Çanakkale'deki muharebelerle ilgili ve Kafkas cephesinde herkesin ağzına geldiği şekilde yorumladığı, dedikodularla anlattıkları bölümler var. Sadece o bölümleri yine bilgi ve belgelere dayanarak, kaynaklara dayanarak vermeye çalışacağım. Bir başka nokta değerli dostlarım, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğümüz. Evet hocam, bir saniye. Salih Bey, sesiniz geliyor. Sesinizi kapatamıyorum, yoksa çıkartacağım. Lütfen sesinizi kesin. Evet. Buyurun. Devlet Arşivleri Birinci Dünya Savaşı ile ilgili belgeleri yayınlıyor. Gün gün yayınlıyor. Hatta saat saat yayınlıyor. Hem Dışişleri Bakanlığı'nın, yani Hariciye Vekaleti'nin, hem Erkan-ı Harbiye'nin, hem Başbakanlığın bütün bilgilerini yayınlıyor ve PDF olarak indirmek de mümkün değerli dostlarım. PDF olarak da indirebiliyoruz. Eğer indirilirse orada birçok bilgi, dikkatten kaçan, günümüzdeki dedikoduların ötesinde gerçekleri anlatan birçok bilgiyi bulmak mümkün. Bugün anlatacağım bilgilerle ilgili bir başka kaynaktan söz etmek istiyorum. Askeri Tarih Belgeleri Dergisi diye bir dergi çıkıyor. Genelkurmay Başkanlığı tarafından çıkarılıyor. Yine burada da hiçbir yorum yapmaksızın, bakın göstereyim. Belgenin orijinali, belgenin yeni harflere çevrilmişi. Belgenin yeni harflere çevrilmişi. Hiçbir yorum yok. Bunlar veriliyor. Halen bu belgelerle Tarih Belgeleri Dergisi çıkıyor. Harp Tarihi Araştırmaları Dergisi diye de çıkıyordu. Çıkıyor aşağı yukarı şu anda 80 cilt civarında oldu. Halen yayınlanıyor. Çünkü Genelkurmay'ın arşivinde 150 bin belge olduğu, sadece Kurtuluş Savaşı ile ilgili 150 bin belge olduğu söyleniliyor. Bunlardan yararlanacağız. Askeri Tarih Belgeleri diye önce çıkanını gösteriyorum. Yine aynı teknikle bakınız. Orijinali, belgenin orijinali ve içerisinde yeni harflere çevrilmişi. Şimdi ileride de söz edeceğim. Boğaziçi Üniversitesi'nde ismini versem hepinizin bileceği bir sosyoloji profesörü var. Bu sosyoloji profesörü bizim resmi tarih endişesiyle Genelkurmay da dahil olmak üzere tarihçilerin bilgileri, belgeleri tahrif ettiğini iddia ediyor. İleride belgesini de göstereceğim. Onlara da bir ibret olması açısından böyle sorumsuzca konuşmaları karşısında hiç olmazsa ibret olması bakımından bilgileri arz etmek istiyorum. Bugün göstereceğim daha önce sık sık atıf yaptığım kitaplardan birisi bu belge. Bu belge 1933 yılında Atatürk tarafından Salih Sabit isimli bir Tebrizli Azeri kardeşimize İngilizceden tercüme ettirilmiş. Gemide giderken İstanbul'dan İskenderiye'ye, İskenderiye'den İstanbul'a gelirken yolda tercüme etmiş. Ve Atatürk okuduktan sonra bunu çoğalttırmış ve üzerine notlar koyarak, burada orijinali bu. Bakın şöyle el yazısıyla. Üzerine notlar koyarak demiş ki Nafıa Vekili Hazretlerinin dikkatine okusun diye. Hariciye Vekili Hazretlerinin dikkatine diye notlar düşmüş üzerine. Şimdi ben tabii bunu 1982'de çevirmeye çektim ama bir türlü kısmet olmadı. Dokümanlarıyla çevireyim diye. Fakat yapamadım. Şu anda Tarih Kurumu'nun arşivinden benim konferanslarda anlatmam üzerine sağ olsun arkadaşlar çevirdiler bunu. The Partition of Turkey, A Diplomatic History isimli bir kitap. 27 ülkenin arşivinden yararlanılarak yapılmış bir çalışma. Çok önemli bir çalışma.
Birinci Dünya Savaşı 1915'teki gizli görüşmeleri, büyük devletlerin arasındaki gizli görüşmeleri tek tek arşive girerek incelemiş. Şimdi birazdan buna da atıf yaparak anlatacağım değerli arkadaşlarım. Şimdi diğer kitaplar atıf yapacağım, birazdan alıntı yapacağım. Son Haçlı Seferi, Kuma Gömülen İmparatorluk. Kuma Gömülen İmparatorluk. Von Kress Paşa'nın bu. Birazdan göstereceğim. İngiliz Başbakanı diyor ki biz Haçlı Seferi yapmıyoruz diyor. Alman general de diyor ki son Haçlı Seferi kuma gömülen imparatorluk diye anılarını yazmış. Bundan yararlanacağım. Tabii bu anıları yine açıklamam gerekirse kendilerini savunuyorlar. Yani bugün Filistin'i kaybetmemizdeki en önemli şeylerden birisi Von Kress Paşa, Kudüs'ü falan kaybettiğimiz sırada 8. Ordu Komutanı olarak görev yapıyor. Ve kendilerini sürekli mazur gösterme çabası içerisindeler. Dolayısıyla okurken bu tarz şeyleri, hatıraları dikkat etmek gerekiyor. Bir başkası Liman von Sanders, birazdan üzerinde duracağım. Anıları Liman von Sanders'in. Bu anılar son derece önemli çünkü Alman misyonunun başkanıydı gelen. Mareşal rütbesiyle Türk ordusunda savaşlara katıldı. Ve yine o da kendi şeyine göre, duygularına göre ve kendisini Alman misyonunu haklı çıkarmak için bir takım şeyler söylüyor. Ama çeviren bir subay arkadaşımız çok güzel notlarla eleştirmiş. Mesela diyor ki, bir kere Türk ordusu ordu değil de buna göre askerimiz asker değil, yoksulluk içerisinde, sefalet içerisinde de savaşmaya da hiç niyetleri yok. Mesela Kudüs'ü falan hiç savaşmadan terk ettiler. Bunları çok güzel çeviren arkadaşımız İngiliz kaynaklarından Kudüs'te nasıl dişe diş bir savaş verdi bizim Mehmetçik bütün yoksulluklar içerisinde, onları da arkasına açıklamalı olarak koymuş. O bakımdan bu kitap da son derece önemli kaynaklardan birisi. Değerli kardeşlerim, iki anı çevrilmiş Yeditepe yayınlarından. Bunlardan birisi Aubrey Herbert, sık sık üzerinde durduğum bu İngiliz ajanı Aubrey Herbert'in Çanakkale Savaşı'ndaki General Hamilton'a danışmanlık yapıyor. Çok mükemmel Türkçesi var. Ayrıca siperlerden çıkarak Türk askerlerine karşı Türkçe propaganda yapıyor. Silahları bıraktırmak için Türkçe propaganda yapıyor. Onun anıları. Diğeri de Henry Morgenthau, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Büyükelçisi'nin anıları. İkisi bir arada dilimize çevrilmiş. Yalnız yayıncının ne kadar saf olduğumuzu göstermesi için yayıncının ön sözünü müsaade ederseniz okuyayım. Türk dostuymuş bu Aubrey Herbert. Geçen hafta anlatmıştım, hatırlayacaksınız. Talat Paşa'nın öldürülmesi için adresini Ermenilere sızdıran adam. Türk dostu diyor. Bakınız, o bölümü de okuyayım. Yani bizim tarihçilerimizin, editörlerimizin ne kadar bilinçsiz olduğunu göstermesi açısından son derece önemli. Hatıra sahiplerinden binbaşı Aubrey Herbert ise savaş yıllarında İngiliz ordusunda istihbarat subayı olarak görev yapmış biridir. Görevde bulunduğu sürece rahatlığı, kendi başına buyrukluğu ve savaşın o yoğun duygusal ortamına rağmen Türklere karşı beslemiş olduğu olumlu hisler. Türklere karşı çok olumlu hisler besliyormuş. Öyle takdim ediyor yayıncı. Yürekler acısı halimizi göstermesi açısından son derece önemli. Bir başka şey de bir gazetecinin, Bartlett'in Çanakkale Gerçeği diye bir kitabı var. Savaşa girişle ilgili bölümlerini alacağım. Ve son olarak Talat Paşa'nın anıları, Cemal Paşa'nın anıları var. Biraz onlardan söz edeceğim. Ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan, yani Atasi Arşivi'nden orijinal belgeler var. O belgelerden yola çıkacağım.
Çünkü en bilinmeyen nokta, Enver Paşa bilerek ve isteyerek Türkiye'yi savaşa soktu mu, sokmadı mı? En büyük tartışmalardan birisi bu. Bununla ilgili Berlin'deki askeri ateşemizle Enver Paşa arasında şifreli ve çok gizli yazışmalar var. Bu yazışmaları okuyacağım sadece. Yorumu size bırakacağım. Öncelikle askeri misyon nedir bu? Alman askeri misyonu nedir? Onun üzerinde durmak istiyorum. Çünkü bizim kaybetmemizin temel sebeplerinden birisi de bu askeri misyon. Birazdan bilgileri arz edeceğim. Geçiyorum. Alman askeri misyonunu görüyorsunuz. Bunlar 14 Aralık 1913'te Türkiye'ye geliyorlar. Otto Liman von Sanders başkanlığında Osmanlı ordusunu ıslah etmek amacıyla kuruluyor. 42 kişilik bir ekip bunlar. Savaş başlayınca 42 kişi 70 kişiye çıkıyor şey olarak. Savaşın sonuna kadar 800'e ulaşıyor rakam. Bu misyon dışında 23 general, 10 amiral olmak üzere, orduda 130, donanmada 60, toplamda 90 Alman subay görev alıyor. Ve bu Enver Paşa'nın veya İttihatçıların davetiyle değil, onlardan önce Harbiye Nazırı olan Ahmet İzzet Paşa'nın organizasyonuyla geliyorlar bunlar. Savaştan önce geliyorlar. Birinci Dünya Savaşı'na girmeden önce geliyorlar. Ahmet İzzet Paşa'yı görüyorsunuz. Ahmet İzzet Paşa Harbiye Nazırı. Kassel'de Husyar alayında kurmay eğitimi almış. Liman von Sanders'le de oradan tanışmışlar. Dolayısıyla Alman İmparatoru, özellikle Liman von Sanders'i aralarındaki bu tanışıklık dolayısıyla seçerek misyon başkanı olarak gönderiyor. Hepimizin bildiği gibi değerli dostlarım, subay yetiştirilince ona ölme ve öldürme emri veriyoruz. Yasalar onlara ölme ve öldürme emri veriyor. Bu yüzden yetiştirdiğimiz bu subaylara sürekli olarak yemin ettiriyoruz. Harp okulundan mezun olurken yemin ettiriyoruz. Askeri liseden mezun olurken yemin ettiriyoruz. Kurmay mezuniyeti sırasında yemin ettiriyoruz. Neye yemin ettiriyoruz? Milletine sadakat göstermek üzere hizmet edeceğine, gerektiğinde seve seve canını vermeye, feda edeceğine yemin ediyor. Niçin? Almanlar için şey diyor. Böyle bir generali siz Türk ordusunun başına geçirirseniz, Almanya ile Türkiye arasında tercih yapmak mecburiyetinde olursa, ettiği yeminin doğal sonucu olarak Almanya'ya sadakat gösterecek. Bunun hiçbir şeyi yok, önü arkası yok. İşte bizim anlamadığımız, bu dönemdeki subaylarımızın anlamadıkları noktalardan birisi bu. Moltke'yi daha çağırıyoruz. Anlattım Moltke'nin nasıl bir misyon yüklendiğini. Peki başka çaremiz var mıydı? Başka çaremiz olabilirdi belki ama maalesef bunu tercih ediyorlar. İzzet Paşa da böyle bir tercihte bulunuyor. Fakat daha sonra İzzet Paşa ayrılıyor. Daha önce anlatmıştım. Teşkilat-ı Mahsusa'yı oluşturan İttihat Terakki'nin gençlik grubu İttihat Terakki Cemiyeti'nde toplanıyorlar ve diyorlar ki biz Enver Paşa'yı Harbiye Nazırı yapacağız. İzzet Paşa'nın yerine Harbiye Nazırı yapacağız diyorlar. Ve ikna ediyorlar üst kurulu da. İşte Ziya Gökalp var, Talat Paşa var, Enver Cemal Paşa var. Onları da ikna ediyorlar ve kararnamesini götürüp padişaha imzalattırarak Harbiye Nazırı yapıyorlar. Böylece Ahmet İzzet Paşa'nın Harbiye Nazırlığı düşmüş oluyor. Şimdi askeri anlaşmanın hazırlığı sırasındaki Liman von Sanders ve İmparator'la Alman Büyükelçisi Wangenheim'ın haberleşmeleri, mektuplaşmalarından bir bölüm okuyorum. Bu makamın, yani Alman askeri misyonunun başkanı olmanın
bütün askeri meseleleri içine alan gayet geniş yetkileri taşıması düşünülmüştür. Bakınız, yani sadece Türk ordusunu eğitmek değil amaç. General diğer bütün Alman ıslahatçıların başında bulunacak ve Osmanlı ordusundaki çalışmanın bir bütün olarak ve maksada uygun olmasından sorumlu bulunacaktır. Generalin seferberlik ve askeri harekat hazırlıkları hakkında teklifleri de gelecekte muhtemel bir savaş halinde esas olacaktır. Ne zaman? 1913'te, daha savaş başlamadan önce. Gelen askeri misyon, Almanya'nın bir satranç tahtası üzerinde muhtemel hamleleri için hazırlanmış bir operasyon. Bunu gösteren belgeyi burada sizlere arz ediyorum. Şimdi Liman von Sanders'in anılarından anlatıyorum. 13 Kasım 1913'te anlaşma kesinlik kazanmıştı. 15 Haziran 1913'te Alman İmparatoru 2. Wilhelm Liman von Sanders'i çağırarak ıslah heyeti başkanlığını teklif ediyor ve bunun çok önemli bir görev olduğunu, ama İstanbul'da İngiliz askeri heyetinin de bulunduğunu birazdan göstereceğim. Onlarla iyi geçinerek sabretmesini ve kendisini orada kabul ettirmesini istiyor. Buradan da anlıyoruz ki ikinci Wilhelm'de bir dünya savaşı, muhtemel dünya savaşı sırasında gelen askeri heyeti kullanacak. Onu ifade ediyor. Liman von Sanders Kassel'de 22. Tümen Kumandanı olarak bulunuyordu o zaman. Süvari subayı. Dolayısıyla süvari subaylarının komple organizasyon, yani bir ordunun komple sevk ve idaresini yapan erkanı harple süvari subaylarının erkan ve planlamaları birbirinden farklı. Bu yüzden ters düşüyorlar Türk ordusuyla da. Birazdan onu anlatacağım. Terfi süresi gelmediği halde 14 Ocak 1914'te süvari orgeneral rütbesine terfi ettiriyor imparator ve anlaşma gereği, askeri anlaşmada şöyle bir madde var. Orada binbaşıysa burada albay olacak. İki rütbe atlayacak. Ve gelen bütün subaylar, Alman subayları iki rütbe atlıyorlar Osmanlı ordusunda. İki rütbe atlıyorlar. Liman von Sanders'e de mareşal ünvanı veriliyor. İki rütbe atlatılıyor ve mareşal ünvanı verilerek Osmanlı ordusunda ıslah heyeti başkanı olarak görev yapmaya başlıyor. Heyetteki önemli isimlerden birisi de Bronsart Paşa. Bronsart Paşa, Enver Paşa'nın yanında Genelkurmay Başkanı, Osmanlı Genelkurmay Başkanı olarak hizmet ediyor. Albay, o da iki rütbe yükseltilerek Osmanlı ordusunda paşa ünvanını alıyor. Bu arada ileride söyleyeceğim ama şimdi söyleyeyim. Liman von Sanders ile Enver Paşa arasında bir anlaşmazlık var. Birazdan sebeplerini söyleyeceğim. Anlaşmazlık ve çatışma var. Bronsart Paşa da von Kress Paşa ile beraber ara bulucu gibi görev yapıyorlar. Enver Paşa ile Liman von Sanders arasında ara bulucu gibi hareket ediyorlar. O da bir sürü anlaşmazlığa sebep oluyor. O da ayrı bir Birinci Dünya Savaşı'nın en problemli noktalarından birisini oluşturuyor. Burada listeyi görüyorsunuz. Çok fazla başınızı ağrıtmayacağım. İlk gelenler ve ordudaki en küçük görevleri 54. Tümen Komutanı olarak, bütün Almanların en küçük görevleri tümen komutanları. Kol ordu komutanı, tümen komutanı, 5. ordu komutanı, 8. ordu komutanı olarak görev yapıyorlar. Burada bakınız şeyleri görüyorsunuz. Daha önce de söylemiştim. Almanlar belgeleri 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bu misyon çekilirken İstanbul'dan çekilin, ayrılın emri geldiği zaman bütün belgeleri de beraberinde Almanya'ya götürüyorlar. Bunu nereden biliyorum? Ben Almanya'ya gittiğim zaman birkaç kere bana bir takım belgeler getirdiler. Çanakkale Savaşı'yla ilgili Osmanlıca belgeler getirdiler. Hocam şunları okur musunuz diye.
7-8 tanesini okudum ben gittiğim zaman. Onlara da verdim, not olarak verdim. Ya bu nereden geldi size dedim. Söylediklerini söylüyorum. Savaştan sonra götürülen belgeler. Şimdi bu belgeler arasında ilginç olanı, Kilyos'ta doğrudan doğruya Berlin'deki Alman karargahıyla, savaş karargahıyla irtibatlı olan bir haberleşme merkezi var. Bu merkezin başında da haberleşmeden sorumlu bir yarbay var. Yani emri doğrudan doğruya Alman Genelkurmay Başkanlığından alıyor. Dolayısıyla siz yabancı misyonu buraya çağırıyorsunuz, onu kontrol edemiyorsunuz. Birazdan söyleyeceğim, bu yabancı askeri ıslah heyetine bile güvenmeden gizli hareket ediyor Alman Genelkurmayı. Bazı bilgileri vermiyorlar, birazdan göstereceğim. Toplu olarak heyeti görüyorsunuz. Biraz önce söylemiştim, Amiral Limpus, Osmanlı ordu donanmasını düzenlemekle sorumlu olan İngiliz askeri heyetinin başkanı Amiral Limpus var. Bir denge politikası izlemişler. Yani Almanya'dan geliyor ama İngiliz amirali var, çok önceden gelmiş. Bir de Osmanlı Jandarma Teşkilatı'nı kurmakla görevlendirilmiş İtalyan ve Fransız generalleri var. Robilan Paşa, İtalyan generali ve Osmanlı Jandarma Teşkilatı'nın ıslahından sorumlu. Bauman Paşa da Fransız generali ve bütün Osmanlı jandarmasından, Doğu Anadolu'daki Osmanlı jandarmasından da sorumlu. Ve son derece enteresan, Doğu Anadolu'daki Ermeni organizasyonlarını kontrol eden adam aynı zamanda. Ermenilerin Osmanlı Devleti'ne karşı bağımsız bir devlet kurması konusunda Fransız hükümetinin politikalarını yürüten bir adam. Ve bizim hangi ortamlardan bu zamana nasıl geldiğimizi göstermesi açısından son derece ilginç bir şey değerli kardeşlerim. Şimdi diplomatik tuzağa bir bakalım beraberce. Ben öyle değerlendirdim, yorum yapmış oluyorum, kusura bakmayın. Belgeleri göstereceğim şimdi. Bu son derece önemli bir kitap. Ben üniversite yıllarındayken bir abim bana tavsiye etmişti, mutlaka oku diye. Alman emperyalizminin Türkiye'ye girişi diye bir kitap. O zaman çizerek okumuştum. Hakikaten önemli bir kitap. Daha sonra benim size Türkiye'de Alman misyonu diye anlattığım şeylerden bir kısmını bu kaynaklardan zamanında almıştım. Onu ifade edeyim. 1900 Liman von Sanders'in anılarından alıyorum şimdi. 1914 senesi Ağustos başlarında bir gün üzere Tarabya'daki Alman sefaretine gelmem rica edildi. Liman von Sanders anlatıyor. Orada sefir von Wangenheim ile Enver'i buldum. Bunlar Almanya ile Türkiye arasında gizli ittifak anlaşması projesini hazırlamakta olduklarını söylediler. Ve Türkiye Dünya Savaşı'na girdiği takdirde Alman askeri heyetinin istihdamı hakkında düşüncelerimi sordular diyor. O da söylüyor düşüncelerini. Burada yazmamış tabii anılarında. Ve diyor ki diğer maddeler, anlaşmanın diğer maddeleri ne diyor? Diyorlar ki hayır, anlaşmanın diğer maddelerini ne senin bilmene gerek yok diyorlar. Ve Liman von Sanders bunun üzerine imparatora şikayette bulunuyor. Diyor ki beni çağırdılar, ben askeri misyonun başındayım ama bana bilgi vermediler diyor. Bakın imparatorun telgrafına, Alman imparatoru 2. Wilhelm. 27 Eylül'de Alman askeri komite başkanı Liman von Sanders'e şu telgrafı çekiyor. İmparator Hazretleri oradaki görevde istihdamlarının savaşta diğer herhangi bir görevde bulunmak ile aynı kabul edilmesi gerekeceğini size yeniden hatırlatmamı havale buyurdular. Lütfen buraya dikkat edelim. Savaşta diğer herhangi bir görevde bulunmak. Kim tarafından? Almanya'nın emir ve komutasında buyurdular. Sizin imparatorun tasvibine mazhar olan sefaret politikasına muhalif olan fikir ve hareketten kaçınmanız haşmetli imparator hazretlerinin kesin emirleri gereğidir. Sen büyükelçiliğe karışma diyor. Yani asıl yürüten merkez
Büyükelçilik Osmanlı Devleti'ni savaşa sokmaya yönlendiren ve kendi askeri heyetlerinden bile saklıyorlar bu bilgiyi. Şimdi Talat Paşa'nın anılarından anlatıyorum. Yalnız Talat Paşa hatıralarında şey vermemiş, tarih vermemiş hatırasında. Dolayısıyla Ağustos'tan önce miydi, sonra mıydı bilemiyoruz durumu. Bu sıralarda Sadrazam Said Halim Paşa von Wangenheim'ın Almanya'nın Türkiye ile eşit şartlar altında bir anlaşma yapmak istediğini, kendisine açmış olduğunu bize bildirmek üzere Enver Paşa'yı, Halil Bey'i ve beni yanına çağırdı. Heyecanla yanına çağırıyor, gece çağırıyor bile. Alelacele çağırıyor. Bizim görüşlerimizi sordu. Hepimiz şu kanıdaydık ki varlığını koruyabilmesi için Türkiye'nin böyle bir Avrupa devletiyle anlaşması gerekliydi. Talat Paşa da Enver Paşa da Almanya ile anlaşmanın gerekli olduğunu düşünüyorlar. Fakat Said Halim Paşa ile Wangenheim Enver Paşa ile görüşmeden önce mi görüştüler, sonra mı görüştüler bilemiyoruz burasını. Geçiyorum. Talat Paşa diyor ki Sadrazam görüşmeleri bizzat yönetmek istediğini bildirdi ve meseleyi gizli tutmamızı rica etti. Buradan anladığımıza göre Enver Bey Paşa'nın da haberi yok. O zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Said Halim Paşa ile görüştükten sonra Wangenheim bir de Enver Paşa ile görüşmüş. Durum onu gösteriyor. Gizli tutmamızı rica etti. Henüz resmi ve belirli bir şey olmadığından öteki arkadaşlara bir şey söylenmemesini istediğini bildirdi. Biz hemen bu teklifin bir savaş tehlikesinden doğmuş olduğunu anladık. Fakat bizim düşüncemiz bir genel savaşın çıkmayacağı. Gaflete bakın, çıkmayacağı. Çünkü 1890'lı yıllardan itibaren böyle bir savaşın kaçınılmaz bir şekilde geliştiği belli yani. Fakat işte yani cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla süslenmiştir diye bir İngiliz atasözü var. Ve devlet adamının uyanık olması gerekir. Kutadgu Bilig'de Yusuf Has Hacı diyor ki 11. yüzyılda ey bey uyanık ol, dikkat et, birisi senin adına bühtan uydurmasın diyor. Bakın aynı hataya nasıl düşüyoruz. Diyor ki bizim hemen bu teklifin bir savaş tehlikesinden doğmuş olduğunu anladık. Fakat bizim düşüncemiz bir genel savaşın çıkmayacağı ve bizim de birbiri bu anlaşmaya girmekle devletimizi her türlü tehlikeden korumuş olacağımız yolunda kanaatimiz var diyor. Anlaşmayı geçen hafta göstermiştim değerli dostlarım. Bir kere daha gösterip iki maddesinde nasıl tuzağa sürüklüyorlar onu ifade etmek istiyorum. Geçiyorum bunu. Bu maddeleri gösterdiğim için geçiyorum. İmzalar var, anlaşmanın imzaları var, gizli anlaşma. Daha sonra padişahla büyükelçi arasında anlaşma var. Ve bakınız, eğer buraya lütfen dikkat ederseniz, yani inşallah içimizden bir devlet adamı, gelecekte bir devlet adamı çıkar da bu bilgiler onun işine yarar, siyasilerimiz bunları kullanırlar da ülkemizi iyi yönlere götürürler. Çünkü yine bu şekilde Dışişleri Bakanlığımızda falan gizli anlaşma çalışmaları yapılıyor. Dolayısıyla diplomatlarımızın da dikkatini çekmesi açısından önemli. Almanya 1 Ağustos 1914'te Rusya harbi ilan etti. Ve Türk-Alman anlaşması 2 Ağustos 1914'te imza edildi. Daha imza edilmeden Osmanlı Devleti ortağının savaşa girmesi halinde otomatik olarak savaşa gireceğini yani casus foeris'i peşin olarak girmiş oldu. Ne Sadrazam buna dikkat ediyor, ne Enver Paşa buna dikkat ediyor, ne Talat Paşa buna dikkat ediyor. Zaten anlaşma gizli. Yani şeyin Bakanlar Kurulu'nun haberi yok ve meclisin haberi yok. Üçüncü maddede, lütfen buraya da dikkat edelim.
harp durumunda Alman askeri heyeti Türkiye'nin emrine verilecektir. Bakınız, öte yandan Türkiye sözü edilen askeri heyete ordunun genel yönetimi konusunda gerçek bir etkinlik sağlayacaktır. Yetkili makamlara getirecektir. Yetkili makamlara getirecektir. Birazdan gizli görüşmede ki isteklerinde göreceksiniz. Türk Genelkurmayı olduğu gibi farkında olmaksızın Alman Genelkurmayı'nın planlarını ve emir ve direktiflerini takip ediyor. Göstereceğim. Şimdi bu maddeyle askeri heyete dahil Alman subaylarına orada da fiili komuta makamlarına getirilme hakkı sağlanıyor. Askeri heyete sağlanan fiili nüfus Almanya'ya Osmanlı ordusunu her an harbe sürüklemek imkanını veriyor. Ve dördüncü maddeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Dördüncü maddede diyor ki, Avusturya, Macaristan eğer Rusya ile savaşa girerse, Almanya'da Avusturya, Macaristan'la yaptığı anlaşma gereği Rusya ile savaşa girerse ancak Osmanlı Devleti de girer diyor. Peki Osmanlı Devleti'ne Rusya saldırırsa Almanya girecek mi bizimle beraber savaşa? Hayır, girmeyecek bizimle beraber savaşa. Böyle bir anlaşma yapılabilir mi değerli kardeşlerim? Daha önce Nyon Anlaşması konusundaki titizliğin sebebi işte bu hatalarımızdan kaynaklanıyor. Bu hataların, şimdi diyoruz bu hatalar falan ama hiç kimse bu hataları savunmaya kalkmamalı değerli kardeşlerim. Bunun bedeli 500 bin şehit. 2 milyon 800 bin kişi toplamışız, askeri almışız seferberlikle. Bunun 500 binini şehit vermişiz. Resmi kaynaklarında ifadesi bu. Hastalıktan, diğer şeylerden, cephede yok olma olarak gösterebiliriz. Ve anlaşmadan sonra propaganda başlıyor. Bu propaganda afişleri Avusturya, Macaristan ve Türk askeriyle işbirliği yapıyorlar. Bunu propaganda, o dönemdeki savaş propagandası için kullanıyorlar. Şimdi bakınız Liman von Sanders'in şeyine. 1914 senesi Ağustos başlarında bir gün, tamam bahsetmiştim bundan, özür dilerim. Yine bir başka şey, propaganda şeyi. Yine Avusturya, Macaristan, Almanya ve Türkiye arasında görüyorsunuz. Ve savaş çıktığı anda, yani savaştan bizimkilerin haberinin olduğu anda daha doğrusu, Almanya savaş ilan etmiş ama bizimkilerin haberi yok savaştan. Ve okuyorum, Avrupa harbi hazırında hükümeti Osmaniye tamamen muhafazayı bir tarafiye karar vermiştir. Yani oturuyorlar, ciddi ciddi görüşüyorlar, diyorlar ki biz bir taraf kalalım, aman bir taraf kalalım diyorlar. Dahiliye Nezareti'nin bütün vilayetlere gönderdiği resmi yazı değerli kardeşlerim. Osmanlı arşivlerinden bir belge olarak sizlere gösteriyorum. Hariciye Nezareti Celilesi'ne seferberlik ilan ediyoruz hemen. Bu da seferberlik ilanını burada görüyorsunuz. Ve İngilizler ve Fransızlar bize baskı yapmaya başladığı zaman Maliye Bakanımız Cavit Bey Berlin'e gitmiş. Orada Tan gazetesinin, Fransa'da çıkan Tan gazetesinin Berlin muhabirine açıklama yapıyor. Askeri heyet için payitahtta başka bir yer mevzu bahis olamaz. Alman generali 1. Kol Ordu'nun başına geçirileceği ve kendisi Kol Ordu reisi sıfatıyla haiz bulunduğu hukuktan başka hiçbir selahiyete haiz olmayacaktır. Gazeteci diyor ki siz 1. Kol Ordu'nun başına Liman von Sanders'i getirdiniz. O zaten emir vermeyecek mi deyince Cavit Bey diyor ki bulunduğu başka selahiyeti olmayacaktır. Bundan başka bu mesele sadece Osmanlı Devleti'ni alakadar ediyor. Yabancı müdahalesi doğru değildir. Yani biz tarafsız kalacağız diyorlar. Öyle bir anlaşma yapıyorsunuz, sonra da arkasından tarafsız kalmaya çalışıyorsunuz. İşte handikap burada değerli kardeşlerim.
Ve Liman von Sanders ayrıca ordular genel müfettişi, Osmanlı orduları genel müfettişi sıfatıyla teftişe çıkıyor. Bakınız gözlemlerimi anlatıyorum sizlere. Bir, diyor ki subaylar arasında genel bir bezginlik hali görülüyor. Daha savaşa girmeden önce. Ve Beyrut'ta da diyor, özür dilerim, Kudüs'te de subaylar bezgindi diyor, savaşmaya hiç halleri yoktu diyor. Halbuki İngiliz generali Allenby'nin verdiği rapor var. General Allenby diyor ki şiddetli çatışmalar sebebiyle şu kadar kişiyi kaybettik diyor. Yani dişe diş Kudüs'ü teslim etmemek üzere savaşıyor bizimkiler. Ama Alman general bir bezgin hali vardı bizim subaylarımızda diyor. Ne hikmetse. Şimdi Çorlu'da 8. Ordu tümenini teftişe çıkıyor. Gördüğü şey şu, içler acısı durum. Subaylar 6 ila 8 aydır maaşlarını alamamış. Bu orduyla savaşa gireceksiniz yani. Çorlu istasyonunda beni karşılamak için çıkarılan bölüğün, merasim bölüğü çıkarılmış. Bir kısım erleri yırtık potinli, merasime çıkan subay şeyler, askerler yırtık potinli ki merasime en seçkin kıyafetlerle en seçkin askerler çıkarılır ve diğer bir kısmı ise yalın ayaktı. Yalın ayaktı dediği, değerli kardeşlerim, ayağı çıplak değil, ayaklarına bez sarıyorlar. Bez sarıyorlar. Kafkasya cephesine de giden gelen raporlar da var. Ayaklarına bez sarılı olarak cepheye gidiyorlar ve ayak baş parmakları donmuş soğuktan askerler. Enver Paşa'ya rapor ediyor durumu. Enver Paşa tümen kumandanı Albay Ali Rıza Bey'i hemen görevden alıyor. Ya bu durum böyle deyince görevden alıyor. Bunun üzerine gidiyor diyor ki ya ben diyor sana rapor verdim. Tedbir al diye rapor verdim. Neden Albay Ali Rıza Bey'i görevden alıyorsun? Onun suçu ne deyince Enver Paşa tekrar göreve iade ediyor Albay Ali Rıza Bey'i. Teftişe gittiği yerlerde, görebildiği yerlerle ilgili bunun üzerine Enver Paşa emir veriyor. Liman von Sanders geldiği zaman hemen Genelkurmay'dan yeni elbiseler, yeni postallar çıkarttırıyor. Dolaşacağı yerlerde bu kıyafetleri giydirerek dolaştırın diyor. Adam aptal mı? Anlıyor yani. O da anlıyor böyle bir kendisinin gözünü boyamak istediğini. Yani gerçeklerle maalesef şey yok, yüzleşemiyoruz. Ve değerli kardeşlerim burada bir şey söyleyeyim. Hayat hayallerle kurulamaz diyor Mustafa Kemal Paşa. Hayallerle hayat kurulamaz. Hayat hakikatlerle kurulur diyor. Yani bu son derece önemli. Yani biz gerçekle yüzleşeceğiz. Ona göre kendi tedbirimizi kendimiz alacağız. Yoksa başkasından saklayacağız. Bunu gurur meselesi yapmamıza gerek yok. Ben işte İsveç'ten bir grup gelmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın davetlisi olarak beni de çağırdılar. Gel konferans ver diye gittim. Başkanı sıkı sıkıya tembih etmişler eğitim başkanını İzmir'de. Aman Türkiye'yi kötü göstermeyin. Bana diyor ki hocam diyor size kötü sorular soracaklar. Aman sakın Türkiye'yi kötü göstermeyin. Türkiye güllük gülistanlık değil. Ya kardeşim Türkiye'nin gerçeğini o adamdan nasıl saklayacaksın sen? Böyle bir yüzleşmenin, böyle bir gurur meselesi yapmanın anlamı yok. Varsa var. Ben de sordular bana. Dedim ki İsveç 88 milyon nüfusu var. Bizim İstanbul'dan daha küçük bir yer. Bizim şu kadar o zaman sanıyorum 60 milyon nüfusumuz var. Elbette yeni doğan 1,5 milyon çocuğumuz var. Böyle bir dinamik ülkede sorunlar da olacak. Sorunların farkındayız. Çözerek iyiye doğru götüreceğiz diye cevap verdim. Yani gerçeklerle yüzleşmek gerekiyor. Neyse Liman von Sanders'in tespitlerini gösteriyorum burada. Kışlalarda bit ve pire, koğuşlarda havalandırma yok. Mutfak düzeni yok. Bir rezalet mutfak düzeni. İşin tuhaf tarafı şu, Selimiye kışlasında Avrupa'dan getirilmiş imparator, Alman imparatoru hediye etmiş, mutfak takımları hediye etmiş Alman imparatoru geldiği zaman. Bunlar paketleri açılmadan Selimiye kışlasında duruyormuş. Alman levazım dairesindeki bir subay girmiş bulmuş bunları.
Yani bunu görünce içim sızladı. Çünkü ben iletişim fakültesi dekanıydım. Bir gün rektör bana dedi ki, bir okulumuzun dekanına dedi ki, bana bak dedi, o bel şeyleri kullan, Dünya Bankası'nın verdiği eğitimle ilgili araç gereci kullan, yoksa dedi alemdara vereceğim dedi. Ondan sonra ben de neyse diye bir gittim ki fakülteye, adını vermeyeyim şimdi şey olur. Hiç paketi açılmamış, 3 sene önce Dünya Bankası tarafından hibe edilmiş, hiç paketi açılmamış eğitim araç gereçleri. Burada ne var diyorum, bilmiyoruz diyorlar. Açın diyorum, açıyoruz. Ekmek kesme makinesi. Aa, bu bizim işimize yarayacak diyorlar. Ya 3 senedir burada duruyor, çürüyecek bu. Böyle belki o dönemin parasıyla 30 milyon liralık hiç paketi açılmamış paket çıktı. Yani değişen bir şey yok maalesef. Şeyde, dünden bugüne değişen bir şey olmadığını göstermesi açısından enteresan şeyler. Bakınız süvari birliklerinin durumuna. Süvari birliklerinde atların önemli bir kısmı Balkan Savaşı'ndan beri uyuz. Nal bakımları yapılmamış, eğer koşumları eksik. İlk zamanlar biz düzenleme ve ıslahat isteyince komutanlardan sürekli aldığımız cevaplar, bunun için tahsisatımız yok. Hiç yabancı değil, değil mi bunlar bize? Bunun için paramız yok ibaretti. Bu gayet kolay bir kaçamak yoldu. Gerçekte paradan daha çok düzen, temizlik ve iş görebilme fikri eksikti. Savaşa gireceğiz. Balkan faciasından çıkmış bir ordu ve bir askeri anlaşma yapıyorsunuz. Yaptığınız anlaşma doğrudan doğruya sizi savaşa sokacak riskler taşıyor. Ve Enver Paşa iktidara geldiği zaman Ocak 1914 tarihinde 1100 subayı emekliye sevk ediyor. Bir taraftan seferberlik ilan ediyoruz ama bir taraftan da 1100 subayı emekliye sevk ediyoruz. Bunda İsmet İnönü hatıralarında diyor ki, orduda yapılmış en iyi ıslahattı diyor. Bilmiyorum o konuda ne düşünülür, subay arkadaşlarımız da var, onlar ne düşünür. Ama sevk ediliyor. Genç subaylar rütbelerinin çok üstündeki birlikleri idareye başlıyorlar. Yani binbaşılar, albaylar general gibi, yarbaylar general gibi, tümen yönetiyorlar, kolordu yönetiyorlar Birinci Dünya Savaşı sırasında. Ve Osmanlı Devleti'nin savaşa girişinde Enver Paşa'nın rolüne geçiyorum şimdi değerli kardeşlerim. Bu Kres Paşa denilen, Van Kres Paşa denilen kişi, onun anılarından alıyorum. Enver ile Mareşal birbirlerini anlayamıyorlardı ve aralarında karşılıklı olarak hiçbir güven hissi yoktu. Ve münasebetleri çoğunlukla gergindi ki, o kadar gergindi ki haftalarca birbirlerine hiç konuşmuyorlar ve birbirlerine rastlamaktan kaçınırlardı. Savaşın ilk ciddi haftası esnasında Türk komutan vekiliyle Alman ıslah heyeti arasında görüş alışverişini sağlamak benim ağır mesuliyet ve nankör vazifemi oluşturuyordu diyor anılarında. Ve Alman Başkomutanlığı Genelkurmay Başkanı Moltke'nin Enver'e gönderdiği, lütfen buraya dikkat edelim, Türk müttefikinin yapacağı vazifeler hakkında, Türk müttefikinin yapacağı vazifeler hakkındaki 10 Ağustos 1914 tarihli yazısında mümkün olduğu kadar çok Rus ve İngiliz kuvvetinin bağlanması ve sıkı faaliyetle İslam ihtilalinin sağlanması açıkça istenmişti. Yani bağlanması ne demek? Bir yerde taarruz ediyormuş gibi görüneceksiniz, oraya bol miktarda asker yığacaklar şeyler, İngilizler ve Ruslar asker yığacaklar. Bunlar da savaşı Avrupa'da kazanacaklar. Yani Fransa'yı yenecekler, işte Rusya'yı Avrupa'da yenecekler. Biz de buradan İngilizleri ve Rusları meşgul edeceğiz kuvvetlerini. Onlar orada rahat hareket edecekler. Teşebbüs böyle. Bir de İslam ihtilalinin sağlanması açıkça isteniyor. Halbuki anlatmıştım, Trablusgarp olayından sonra İngiliz gizli belgelerinde panislamizmin etkili olmadığı görüşü var. Sonra Liman von Sonders'te Kres Paşa da diyor ki, maalesef diyor, bu panislamizm düşüncesi etkili olmadı. Hiçbir Müslüman ülke
Osmanlı Devleti'nin yanında yer almadı diye anlatıyor. Bu maksatların sağlanması için Kafkasya'ya karşı hareketle birlikte, bakınız sonra da diyorlar ki biz Kafkasya hareketine karşı çıktık diyorlar. Halbuki Alman Genelkurmay diyor ki Kafkasya hareketini yapın diyor. Kafkasya'ya karşı bir hareketle birlikte özellikle Mısır'a karşı bir teşebbüse girilmesi, taarruz edilmesi. 3 kere taarruz ediyoruz, ikisinde başarılıyız. Daha sonra büyük felaketle Kudüs'ü, Mudüs'ü falan terk ediyoruz. Mısır'a karşı teşebbüse girilmesi arzu olunuyordu. Avusturya'nın yükünü hafifletmek için Türk cephelerindeki harekatın mümkün olduğu kadar çabuk başlaması gerekiyordu. Çabuk başlaması gerekiyordu. Sonunda bir Osmanlı Devleti bitmiş değerli kardeşlerim. Kres Paşa diyor ki burada son bölümünde, son bitiriyor artık sonuç bölümünde. Biz görevimizi yaptık. İngilizleri ve Rusları Türk ordusunu kullanarak bağladık. Sonuç Osmanlı Devleti bitti, tasfiye. Şimdi bakınız Cemal Paşa şüpheleniyor. Mustafa Kemal Paşa da şüpheleniyor. Mustafa Kemal Paşa 7. Ordu Komutanlığı yeni kuruluyor, 7. Ordu. Onun başına tayin ediliyor. General Falkenhayn'la beraber çalışacak. Fakat orada görüyor ki Falkenhayn Alman Genelkurmayı ile haberleşiyor ve Arap aşiretlerini organize etmeye çalışıyor kendi kafasına göre. Onu da beceremiyor. Güçlü Arap aşiretlerini karşısına alarak daha zayıf olan ve savaşmayı istemeyen Arap aşiretleriyle temasa geçiyor. Bunun üzerine Cemal Paşa'ya durumu anlatıyor. Enver Paşa'ya rapor ediyor, aman dikkat edin diye. Ve bunun üzerine Cemal Paşa von Kress'ten diyor ki siz bir aranızda gizli şifreniz var, o şifreyi verir misiniz diyor. İbret verici, burayı okuyorum. Lütfen dikkat edelim. Çünkü içim kan ağlıyor yani bunları okudukça nasıl böyle bir şeye düştük. Ve bugün neden inşallah bunlara düşmeyiz, bunların böyle hatalara. İlk defa olarak Cemal Paşa ile ciddi bir surette çatışmak mecburiyetinde kalmıştım. Neden? Paşa benden Alman ıslah heyetinin şifresinin anahtarlarını istiyordu. Ve bunun yardımıyla benimle ıslah heyeti arasında yapılan telgrafları kontrol edecekti. Yani gizli. Aralarında gizli haberleşiyorlar. Oradan da Alman Genelkurmayı ile haberleşiyorlar. Kendisine Mareşal'e başvurmasını rica etmiştim. Ve biz Alman subaylarına hakaret teşkil eden bu talebinin yerine getirilmesine yetkim olmadığını bildirmiştim. Değerli kardeşlerim. Şimdi Kres Paşa'nın değerlendirmesine bakıyorum. Enver tamamen Alman taraftarı olduğu ve Talat da o tarafa meyilli olduğu biliniyordu. Fakat Cemal önceden İtilaf devletlerine açıkça taraftar görünmekteydi. Savaşın başlamasından bir süre önce bizimkiler de politika uyguluyorlar bakın. Cemal Paşa Fransız hükümetinin misafiri olarak Fransa'nın deniz tatbikatlarında bulunmuş ve fevkalade takdir görmüş ve ağırlanmıştı. Daha sonra 9 Ağustos'ta kendisi savaş çıkınca İngiliz misyonu da askerleri de Fransız askerleri de büyükelçiler de memleketlerine dönüyorlar. Sefaretleri boşaltıyorlar savaş çıktı diye. O sırada Cemal Paşa İstanbul'daki askerleri uğurlarken birliklerine kadar gemiye kadar gitmiş ve salimen gidin zaferle geri dönün demiş. Ne kadar komik ve ne kadar trajik yani. Ve böylece Fransızlara sempatik görünmeye çalışıyorlar. Şimdi bu kitaptan söz ediyorum. Dilimize çevrildiğini tekrar söylüyorum. Eğer tarih kurumu da basmış, eğer almışsa çok önemli bir kitap. Bakanlar Kurulu'nda konuşuyorlar. Ya diyorlar bu kadar kolay anlaşmayı yapmışız. Burada büyük hata yaptık. Bari diyorlar savaşı kazanırsak kapitülasyonları reddedeceğimize dair Almanya bize garanti versin. Bir madde koyalım buraya diyorlar.
Bunun üzerine Van Genheim çağrılıyor. Ve deniliyor ki ya biz sizinle askeri anlaşma yaptık ama eksik bir askeri anlaşma. Savaşta kazanırsak bizim başımızın belası bu kapitülasyonlar. Kapitülasyonların kaldırılması konusunda Almanya bize garanti versin diyor. Van Genheim diyor ki bunu imparatoruma arz edeceğim diyor. İmparatora telgraf çekmiş Van Genheim. Bu adam da bu Departation of Turkey yazan adam da Alman arşivinden o telgrafı bulmuş. Telgrafın kenarında ne yazıyor değerli dostlarım biliyor musunuz? Osmanlı Devleti pazarlık yapma şansını kaybetmiştir. Ve cevap yok. Cevap gelmeyince bizimkiler Halil Paşa'yı, şeyin amcasını, Enver Paşa'nın amcasını Ruslara gönderiyorlar ki sizinle dostluk anlaşması imzalayalım diye. Ve Ruslar diyor ki bu gayri ciddi bir şey. Siz Almanlarla oturup anlaşmışsınız diyorlar ve o boşu boşuna Halil Bey, Halil Paşa oluyor daha sonra, geri dönüyor değerli arkadaşlar. Yani bunlar tabii tarihin şeyleri değil, beynimizde, hafızamızda acı yaralar olarak bugün de diplomatlarımız, siyasilerimiz, üniversite öğretim üyelerimiz, yayıncılarımızın beyninde yer etmesi gereken unsurlar diye düşünüyorum, arz ederim. Evet, Enver'in 8 Eylül'de gayet iyi tanıdığım bu şeyin, Liman von Sanders'in görüşleri, Enver'in 8 Eylül'de gayet iyi tanıdığım ve güvendiğim bir subaya söylediğine göre Cemal Paşa kanaatince Türkiye'nin tarafsızlıktan ayrılmasının ancak, lütfen buraya dikkat edin, Enver Paşa da bunda ısrar ediyor, ancak Almanya ve Avusturya kuvvetlerinin Rusya'ya karşı kesin bir üstünlük sağlamasıyla mümkün olabilirdi. Yani aralarında, Enver Paşa da birazdan göstereceğim, Enver Paşa da aynı şeyi söylüyor gizli haberleşmesinde. Diyorlar ki Almanya ve Avusturya Rusya'ya karşı başarı kazanırsa girelim diyorlar. Yani ulusal çıkarlarımızı düşünüyorlar fakat saf bir kere teslim olmuşsunuz siz yani. 21 Temmuz 1330, 3 Ağustos 1914 tarihli ve fevkalade mahrem yazışmasında diyor ki sadece Harbiye Nazırı Paşa Hazretleri açabilir bunu. Berlin'deki askeri ateşemizin raporunu okuyorum şimdi. Fevkalade mahrem yazışmasında Berlin ateşe militerimiz Hasan Cemil Çambel Bey, ordunun seferberliği hakkında Enver Paşa'dan almış olduğu telgraf üzerine hemen Erkan-ı Harbiye Reisi, Alman Erkan-ı Harbiye Reisi, Hariciye Müsteşarı ve Harbiye Nazırını görmüştür. Rusların bir kol orduyu Kafkasya'dan Avrupa'ya aldıklarını, İtalya'nın pek de askeri harekata katılmak istemediğini, Yunanlıların Sırplara yardım etmek istememelerine rağmen büsbütün ayrılmaya da karar veremediklerini ve şimdilik yansız kalacaklarını bildiriyor. Fotoğrafını görüyorsunuz askeri ateşemizin. Henüz kesin karar vermemiş ise de Romanya'nın üçlü ittifaka katılmasının kesinliğini Erkan-ı Harbiye Reisi'nin söylediğini ve Hariciye Müsteşarı'nın da onayladığını belirten Cemil Bey, 29 milyon fişengin, yani askeri şeylerin gelmesiyle ilgili bilgi veriyor. Bakınız, 13 Ağustos 1914 savaş devam ediyor. Enver Paşa Berlin Ateşe Militeri Cemil Bey'e şunları yazıyor. Bahriye Nazırı ile mülakatınız hakkındaki telgrafı aldım. Seferberliğimiz bitmeden ve Bulgaristan'la tamamıyla anlaşmadan Goben ve Breslav'ı Karadeniz'e çıkarmak, Çanakkale Boğazı'nın henüz hazırlanmadan İngiliz filosu tarafından geçilmesine mucib olur. Maksat Rusların Kafkasya'da çok kuvvet bırakmalarını temin ise bizim seferberliğe başlamaklığımız ve Goben ve Breslav'ın Marmara'ya girmeleriyle hasıl olmuştur diyor ve Goben ve Braslav'ın Karadeniz'e çıkmasına karşı çıkıyor. Bu Berlin Ateşe Militerimizle Enver Paşa arasındaki mahrem görüşmedeki metin. Demek ki Enver Paşa da savaşa girmeyi istemiyor.
yorumu sizlere bırakıyorum. Şimdi Enver Paşa Rusların Kafkasya'dan kuvvet alamadıklarını, İngilizlerin Mısır'daki kuvvetlerini Süveyş'e topladıklarını, Hindistan'dan takviye birlikler getirdiklerini, Bulgaristan'ın Sırbistan'a karşı tutumu ve Türkiye ile işbirliği için Dahiliye Nazırı başkanlığında heyetin Sofya'ya gittiğini belirttikten sonra şöyle söylüyor. Diğer cihetten gerek Kafkasya, gerek Mısır ve Hindistan'a ihtilal çıkarmak üzere adamlar gönderilmişti. Müslümanlar ayaklanacaklar bu ya. Bunların mesaisi semeredar olmak için biraz vakte ihtiyaç vardır. Bakın oyalıyor Enver Paşa. Vaziyet böyleyken Karadeniz'de icra-i hareket, İngiltere ve Rusya'nın seferberliğimiz bitmeden ve her yerde hazırlanmadan vaktinden evvel bize hücum etmelerini davet etmektedir. Bahusus Almanya İstanbul Sefiri ve diğer arkadaşlar da aynı fikirdedirler diye Alman Genelkurmayını bilgilendiriyor. Buradan da anladığımıza göre Enver Paşa'da Goben ve Brastav'ın Karadeniz'e çıkması ve Türkiye'nin fiilen savaşa girmesini istemiyor. Bu gizli yazışma Atase'de, Atase arşivinde bulunuyor. Birazdan sayısını, tarihini vereceğim. Kutu 243, dosya 19, fasikül 5. Enver Paşa'nın cevap telgrafıyla aynı gün 13 Ağustos 1914 tarihinde Cemil Bey muhtemelen Enver Paşa'nın cevabı eline ulaşmadan şu bilgiyi iletiyor. Bahriye Nazırı'nın dün arz ettiğim ifadesine, bakın şimdi baskı yapıyorlar şimdi. Arz ettiği ifadesinden de temasta bulunduğum zevatın beyanatından sarahatle anladığıma göre Almanya Bulgaristan'ı ordusuyla hareket ettirmeye çalışıyor ise de muvaffak olamıyor. Bulgaristan ve Romanya'nın hareket etmediği görüldükçe Türkiye'nin hareket etmesi ve bu iki hükümete ön ayak olması Almanlarca daha ziyade arzu olunuyor. Yani Türkiye'yi zorla savaşa sokmak istiyorlar. İşin tuhaf tarafı bu askeri anlaşma imzalamadan 3 ay önce Türkiye resmen Almanya'ya anlaşma yapalım demiş. Siz demişler çok zayıfsınız biz sizinle anlaşma yapmayız demişler. Yazıyı imparatora göstermişler Genelkurmay reddediyoruz diye. Demiş ki imparator sakın ha ucunu açık bırakın ucunu açık bırakın demiş. Ondan sonra sıkışınca savaşa girince bizi zorla savaşa sokmak istiyorlar. Burada zorla savaşa sokmaya çalışıyorlar. İngiliz karikatürü, propaganda karikatürü. Aslan Alman imparatorunun pantolonunun, Totos'unun pantolonunu parçalamış. Ve şeyde diyor ki aslanla savaşılır mı diye propaganda şey olarak koymuşlar. Enver Paşa'nın 13 Ağustos 1914 tarihli şifreli telgrafının cevabı. Bakınız bunu da okuyayım ondan sonra sizin değerlendirmelerinizde hızla geçeceğim diğerlerini çünkü fazla zamanımızı almayalım. Bahriye Nazırı bu sabah imparatora Darülharbe gittiğinde telgrafnamelerin muhteviyatını Bahriye Müsteşarı ve Nazırı Amiral Guple'ye tebliğ ettim. Müşahaneleh bu telgrafta Zat-ı Samilerine Bahriye Nazırı ve kendi namına teşekkür ettikten sonra şu beyanette bulundu. Kemal-i memnuniyetle işitiyor ve anlıyoruz ki işi ileri götürmek ve alemi İslam'da memul olan ihtilali çıkarmak için Enver Paşa Hazretleri her şeyi yapıyorlar ve yapmaktadırlar. Buna mukabil biz de temin ederiz ki Osmanlı donanması ve Osmanlı sahil istihkamlarını takviye ve muhafaza için her ne mümkün ise Alman bahriyesi yapacak ve bunun için ne ihtiyacınız varsa mümkün mertebe verilmeye çalışılacaktır. Aldığımız malumata nazaran kanaatimiz şu merkezdedir ki Boğaz'daki tertibat ve Goben ve ile Braslav'ın muaveneti Çanakkale'yi İngilizlere karşı tahtı temini almıştır. Devam ediyor. Bunu okuyayım daha sonra. Sizlerin değerli görüşlerine şey derim. Binaenaleyh İngilizler Boğaz'ı zorlayamazlar. Ve bakın şimdi. Boğaz'ın muhatabı sizin menfaatiniz icabından olduğu kadar bizim de menfaatimiz icabındandır muhafazası. Goben'in Marmara'ya girdiği
Karadeniz'de husule geldiği, görüntüler geldiği için okuyamıyorum kusura bakma, geldiği ve Rusların pek çok yaklaşmakta oldukları Kafkas ve havalisi Türkiye için bir istikbaldir. Bu harbe de muvaffak olur isek bunlar size veriliyor. Kafkasya'yı size veriyoruz diyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nda da Azerbaycan'a ve Kırım'a diyor ki size bağımsızlık vereceğiz diyorlar. Kırım'a girdikten sonra Alman vali tayin ediyorlar. Azerbaycan'a da Alman vali tayin ediyorlar. Yani ağzımıza bir şey veriyorlar, tat veriyorlar. Bulgaristan ve Romanya'nın meselesi sizin kadar bizim de menfaatlarız. Çalışıyoruz. Müsteşarın iş bu beyanatına cevaben fikri nezaret penahileri muvafık surette icap eden sair teminat ve izahatı verdim. Mülakatımız burada hitam buldu. İlaveten şunu da arz edeyim ki buradakiler eğer Goben ve Breslau bir kere Karadeniz'e çıkarsa, Rus donanmasını batırırsa ve limanları yakarsa Bulgaristan ve Romanya'nın tereddütleri zail olur ve iki hükümet de nihayet harekette başlarlar fikrindedirler. Ve Alman Genelkurmayı Kilyos'taki yarbaya emir veriyor ve Goben ve Breslau, Yavuz ve Midilli adı altında Karadeniz'den çıkıyor ve sözde tatbikat yapıyormuş gibi görünerek Rus gemilerine saldırıyor. Arkasından Rus gemilerinden bir grubunu batırdıktan sonra Sivas Topol'u gidip bombalıyorlar. Enver Paşa'nın da bundan haberi yok. Karadeniz'deki bu çatışmadan haberi oluyor. Hüseyin Cahit Yalçın'ın siyasal anılarında anlattığına göre odasına girdim diyor. Artık çok geç savaşa girdik dedi diyor. Böylece İkinci Dünya Savaşı'na giriyoruz. İstemeden İkinci Dünya Savaşı'na giriyoruz. Daha bir sürü belge var. Başınızı fazla ağrıtmak istemiyorum. Bakın bütün bunlar Enver Paşa'nın yazışmaları. Hep oyalamak istiyor Enver Paşa. Savaşa girmemek, işte Avusturya, Macaristan'la Almanya Rusları yenerlerse, zaten Avrupa'da da şey derlerse, kazanmaya başlarlarsa Osmanlı Devleti'nde savaşa girmesini istiyor. Öyle bir şeyde, fakat maalesef biz dama oynuyoruz onlara karşı. Bugün de aynı hatayı yapıyoruz. Büyük devletlere karşı onlar satranç oynuyor bizimle. Biz onlarla dama oynamaya çalışıyoruz. Maalesef böyle. Birçok bu konudaki elimizdeki belgeler, bakın bütün ATSE, Askeri Genelkurmay Arşivinden aldığım belgeler. Bunu fazla zamanımızı almayayım. Propaganda şeyleri, Türkiye ile savaşa girdikten sonra bakınız propaganda şeyleri. Avusturya'da Viyana'daki büyük şenlik, Türk bayrakları da var Türkiye girdikten sonra. Yine Almanya'nın geliştirdiği propaganda şeylerini görüyorsunuz. Sonunda dört ülkenin, Bulgarlar da savaşa giriyorlar. Osmanlı Devleti işte Sultan Beşiktaş Hocam bitirdik herhalde. Hocam sesiniz gelmiyor. Değerli hocam dondunuz. İnternetiniz zayıf herhalde. Sesinizi alamıyorum. Hocam düştü herhalde. İnterneti koptu kuvvetli ihtimalle. Değerli dostlar, son sözlerini anlayamadım. Hocam bitirmiş miydi? Şimdi konuşabilirsiniz. Sesi açtım. Bitirmek üzereydi. Evet. Zaten. Görüntü gitti, geri geldi galiba. Bunu da okuyayım, bitireyim. Buyurun hocam. Bir dakika, nerede kaldık?
Hocam yine mi düştünüz? Görüntü gelmiyor mu? Geldi geldi geldi. Şu anda geldi. Buyurun. Tamam. Bir saniye ben sizi tekrar yönetici yapayım. Londra, evet. Londra. Mr. Asquith Kaytol'un şeyi, savaşın başlangıcında müttefiklerimizle, sesim geliyor mu acaba? Geliyor, geliyor hocam. Dinliyoruz. Buyurun. Müttefiklerimizle Badel İtilaf bir taraf kaldığı takdirde, yani Osmanlı Devleti bir taraf kaldığı takdirde topraklarının bütünlüğüne ve hakimiyetine halel gelmeyeceğini Osmanlı hükümetine bildirmiştik. Halbuki böyle bir şey söz konusu değil. Gizli yazışmalarında Osmanlı Devleti'nin parçalamak istiyorlar ve Birinci Dünya Savaşı'nı bunun için çıkarıyorlar. Fikirleri mütehalif ve kararları mütereddit, kararsız olan adı geçen devlet ricali, Bakanlar Kurulu'nda görüş ayrılığı var. Gerçek çıkarlarını Alman tehdidi, Alman gemileri, Alman altını ile paralel görmüşlerdir. Hocam görüntüler bunlar... önemliyse görüntü yok yalnız şu anda. Okuyayım ben o zaman. Tamam, buyurun. Yani, çıkarlarını görmüşlerdir. Bunlar önce açık olarak limanlarla Rus sahilini topa tutmuş, yine keyfi olarak Mısır arazisine tecavüzde bulunmaya sürüklenmişler ve en nihayet, daha o zaman Mısır'a öyle bir şey yok, yani saldırı falan yok, ve en nihayet silsileyi tahkirat, örtülü tehdidat ve bir edebane ilakata emsalsiz sabır ile tahammül etmiş olan müttefikler Türkiye'yi bir aleni düşman telakki etmeye mecbur olmuşlardır. Kılıç çekmiş olan Türk kavmi değil, Türk hükümetidir. Tereddüt etmeksizin şunu söyleyebilirim ki kılıç mahvolacaktır. Hakimiyeti Osmaniye'nin ağıtçısı olan İngiltere değil, Bab-ı Ali'dir. İngiltere, Osmanlı tebasından olan Müslümanlarla hiçbir zaman anlaşmazlık yapmamış. Yani şöyle demek istiyor, Osmanlı Devleti intihar etmiştir diyor. Özetle Osmanlı'da son sözü o, Osmanlı Devleti savaşa girerek intihar etmiştir diyor. Ve hakikaten de intihar ediyor ve intihar etmiştir, mahvolacaktır diyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Eğer buralardan ders alabilirsek, çünkü dünya tekrar kızışıyor, tekrar bloklaşmalar başladı. Buralarda şüphesiz bizim bilmediğimiz gizli görüşmeler var, gizli anlaşmalar var. Siyasilerimize, diplomatlarımıza, askerlerimize buradan bir bilgi tazelemesi olur diye düşünüyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet değerli hocam, biz de size saygılarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yani zor, çok dar geçitlerden geçtik. Şu anda da buyurduğunuz gibi ülkemiz siyasal ve diplomasi anlamında ve iktisadi alanda çok dar bir geçitten geçiyor. Millet olarak, devlet olarak kenetlenmemiz şart. Toplumsal bilgi ve bilinç düzeyimizin çok yüksek olması gerekiyor. Ki torunlarımıza gerçekten her yönüyle mamur bir ülke bırakalım. Umut ediyoruz, diliyoruz. Ve inşallah anlattıklarınız kıssadan hisse niteliğinde dostlarımız tarafından, YouTube'dan izleyen özellikle gençlerimiz tarafından iyi idrak edilir, algılanır ve o doğrultuda insanlarımız kendini donatır diye düşünüyorum. Bekliyorum. Çünkü başka türlü bu topraklarda huzurla yaşamak, başarıyla yaşamak olağanüstü derecede zor diye düşünüyorum. Değerli büyüklerim, değerli kardeşlerim, sorularınızı lütfen ya yazınız ya da el işareti göndererek ifade buyurunuz. Düşünceleriniz var ise o düşüncelerinizi açıklayınız. Bir yarım saat kadar bu konu üzerinde Birinci Dünya Savaşı'na giriş, Alman komutanların, Türk ordusunun mensuplarının ve Türk siyasetinin, o günkü Türk siyasetine yön veren siyasetçilerimizin ortaya koydukları duruşla ilgili
Görüşleriniz, düşünceleriniz çok önemli. Bekliyoruz efendim. Buyurun. Ahmet Keleşoğlu Bey teşekkür ediyor. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Katılımcı olarak bizlere şeref veriyorlar. Profesör Doktor Ahmet Güngör. Buyurun hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Yine bize tarihten eş zamanlı ve art zamanlı bir sunum oldu. Geçmişten günümüze güzel bir panorama oldu ve hakikaten devleti yönetenlere, özellikle diplomatlara, ki ben her zaman düşünüyorum, yani iddiam da şudur, bu salgın döneminden sonra diplomatlara çok büyük, diplomatlarımıza büyük görevler düşecek galiba. Durum öyle gösteriyor. Bununla ilgili daha önce de ben bir takım gazeteci arkadaşlarıma da bilgiler göndermiştim. Yani diplomatlarımızın yetişmesi, yabancı dil bilmesi. Örneğin işte Güney Kore'de şu Ermeni meselesini elçilerimiz çıkacak televizyonlarda Korece konuşabilecek. Japonya'sında, dünyanın her yerinde sadece dil bağlamında İngilizce bilmekle dünyayı okumak yetmediğini düşünüyorum. Başka ülkelerin toplumuna, halkına, duygularına temas edebilmek için muhakkak o insanların diliyle konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu sadece diplomatlar düzeyinde değil. Hocam bir iki dakikalık yorum olacak, ondan sonra soruya geçeceğim. Birinci Dünya Savaşı'nda anladığımız kadarıyla döneminde hocam büyük bir savrulmalar yaşamışız. Askeri düzeyde, ekonomik düzeyde, nazırlık anlamında, devlet yönetiminde büyük bir savrukluk var. Hakikaten çok hazin bir şey. Bugün bize şunu söylediniz, biz Enver Paşa'nın bu savaşa katılmak için çok heyecanlı, çok gayretli olduğunu düşünüyorduk. Okuduğumuzda böyleydi, verdiğiniz bilgilerle bunun böyle olmadığını gördük. Sizin bu sunumunuzdan sonra Cengiz Han'a küsen bulut var, Cengiz Aytmatov'un. Çok güzel bir hikayedir Sayın Hocam. Vekilim var burada, emekli komutanlarımız var. Alanında uzman insanlar var. Burada kuralları var. Yüzbaşı Erdene'yi sefere giderken hiç kimseye bir şey söylemiyor. Sefere çıktıktan sonra kurallarını koyuyor. Diyor ki asla evlilik olmayacak. Komutanlarımla beraber yola çıkacağım. Benim bu kurallarıma uyacaksınız, ama Yüzbaşı Erdene buna katılmıyor. Sevdiği yavuklusuyla evleniyor ve hamile kalıyor. En sevdiği yüzbaşısını haberini veriyorlar tabii Cengiz Han'a. Cengiz Han diyor ki, orada tereddüt ediyor. Siz diyor ne yapacaksınız? Kurallarınız vardı. Cengiz Han çok düşünüyor. Bir, çok sevdiğim komutanımı feda mı edeceğim? Yoksa kurallarımı mı çiğneyeceğim? En sonunda tabii çok hazin bir, trajik bir sahne vardı. Devenin bir tarafına o yavuklusunu, öbür tarafına da yüzbaşısının boğazına ilmik geçirerek çok feci bir şekilde şey yapıyor. Ama üstündeki takip eden bulut da gidiyor. O ayrı bir konu. Bu çok önemli. Kurallar ve kurallarla birlikte bu kurmuş olduğunuz yasalar çerçevesinde kim olursa olsun feda etmeniz gereken insanı nasıl feda edeceksiniz? Bu devlet yönetimi açısından çok önemli. Ben hemen bu geçmişte yaşananlardan sonra hocam günümüze de çok güzel bir şey sundu. Sovyetler Birliği dağıldı 90'lı yıllarda. Hepiniz hatırlıyoruz. Ben 11 yılda kaldım. Kırgızistan'da kaldım. Kazakistan'da görev yaptım. Genç yaşımızda diplomatlarına Türkçe dersi öğrettik ve ben bu alanda da çalıştığım için çok memnunum. Sayın hocama şunu sormak istiyorum. Sovyetler Birliği dağıldı ama çok perişan bir şekilde dağıldı. Ve burada pazarlarında, Karadeniz'in değişik şehirlerinde, hatta Türkiye'nin değişik bölgelerine geldiler. Sanatçısı, doktoru, bilmem nesi, işte efendim getirdikleri eşyaları satıyorlardı. Ve biz maalesef bunu da söyleyelim, bu dağılmışlığı, bu perişanlığı görünce diyorduk ki Sovyetler Birliği ne kadar çaresizmiş, ne kadar acizmiş. Ama sonuçta bir baktık ki bunun böyle olmadığını gördük. Şehir planlamasıyla, eğitim, ekonomik politikalarıyla,
hakikaten bir güzel bir altyapı oluşturmuşlar bu insanlar. Tiyatrosuyla, sinemasıyla. Bu bizim dikkatimizi çeken bir konu. İzin verirseniz bu bir belki şehir efsanesi gibidir. Boris Yeltsin geldi. Bir dağınık bir devlet yönetimini sergiledi. Ama Putin çıktı. Söylenilen şudur. Patates eken Sibirya'daki Rusları, değişik bölgelerdeki Rus halkını tarlasında gidiyor ve ben diyor sizi kalkındıracağım diyor. Bu sefaletten kurtaracağım diyor. Bana destek verin ve bu Rusya'yı diyor bu çaresizlikten kurtarıyor. Ve kurtarıyor da gerçek bu. Efendim ilişkilerimiz bir ara düzeliyor, bozuluyor. Bozulduğu anda diyor ki domatesinizi almıyorum diyor. Bir anda perişan oluyoruz. Antalya bölgesi. Başka bir şey oluyor. Turistleri anında bir devlet olarak refleksini gösteriyor. Bunları bir kenara bırakırsak Sayın Hocam, şimdi bunu şunun için söyledim. Bir Sovyetler Birliği'nin dağılmışlığı, tükenilmişliği var 90'lı yıllarda. O perişanlığını yaşadık, gördük, tamam. Ama birden bakıyoruz ki şahlandı, yeniden kalktı. Yeniden dünyada söz sahibi olan bir ülke konumuna geldi ve gelebilmeyi becerebildi. Buradan biz diyoruz ki Birinci Dünya Savaşı'nda bir hazin mağlubiyetimiz var. Hazin katılışım, yani maalesef çaresizliğimiz, bahsettiniz. Askerlerimizin ayağında ayakkabısı yok, potini yok. Bu şekilde bir savaşa giriyoruz. Bunlar yaşandı. İkinci Dünya Savaşı'na katılmadık. Hocam biz peki Sovyetler Birliği gibi 90'da Sovyetler Birliği yeniden dirilişi yaşıyor. Bizim bu dirilişi yaşayamamamızın nedeni nedir hocam? Bu geçmişe birden hareketle düşüncelerinizi almak isterdim. Teşekkür ederim hocam. Sebepleri ne olabilir hocam? Yani bir şey olmasına rağmen Kurtuluş Savaşı'nı verdik, başardık. Şimdi şöyle söyleyeyim, Sovyetler Birliği'nden başlayınca çok da zamanı almayayım çünkü değerli katılımcılarımız var, onların değerlendirmeleri, yorumları da olacak. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Blokların dağılması sırasında ben Kültür Bakanlığı adına Türk şiveleri ve Rusça kursunu yönettim. Hazırladık. 8, hani hazırlık yapalım bu cumhuriyetlere gidelim diye. Rusça ve 8 Türk şivesinde şube müdürü ve daha üst düzeydeki Ankara'daki kamu personelini, o zaman Turgut Özal'ın kara yaveri, ondan sonra danışmanları falan da bizim öğrencimizdi. Hatta Nur Sultan Nazarbayev dost geldiği zaman şeye uğradı, bizim kursa da uğramıştı. Şimdi biz orada bilgi verirken arkadaşlarımıza diyorduk ki bir, bu glasnost ve perestroika'yı çok iyi bilmek gerekiyor. Glasnost ve perestroika bir dağılma hareketi değil, bir strateji, küçülerek büyüme hareketi. O zaman mesela alfa birlikleri vardı. Rusların çok güçlü askerleri vardı ve çok stratejik silahları vardı. Onları Ural dağlarındaki depolara kaldırdılar. Yani Gorbaçov zannedildiği gibi şey yapmadı. Rus milliyetçiliğini esas alan bir çekirdeği kendisinden sonra yetiştirdi. Yani Yeltsin de şeyde, hatta o, yani şu bilgi çok önemlidir. Turgut Bey, Nur Sultan Nazarbayev Ankara'ya geldi, bizim kursa katıldı. Biz orada briefing verdik kendisine. Ondan sonra havalanına gitti. Turgut Bey'le beraber uçakla şeye gittiler, İstanbul'a gittiler. İstanbul'a giderken Nur Sultan Nazarbayev Turgut Bey'in kulağına, Sayın rahmetli Cumhurbaşkanımızın kulağına diyor ki bu Yeltsin'e dikkat edin diyor. Bu Yeltsin çok tehlikeli bir Rus milliyetçisidir diyor. Ondan sonra yolcu ettikten sonra Turgut Bey basın mensuplarıyla çaylı sohbette bana bunu söyledi diyor. Nur Sultan Nazarbayev bana bunu söyledi diyor. Basına yönelik. Basına yönelik. Onun üzerine Kazakistan'ın o zamanki müsteşarı arkadaşımızdı, gelip gidiyordu bize. Nur Sultan Nazarbayev demiş ki bu Türk siyasilerine bir daha ağzımızdan bir laf çıkarmamak lazım, kaçırmamak lazım. Demiş. Yeltsin Putin'i seçerek alıp getirdi. Yani şey değil, bir kere bu Haydar Aliyev'in daha kıdemliydi ve Haydar Aliyev'in Gorbaçov'un yerine gelmesi gerekiyordu. Fakat Haydar Aliyev elimine edildi falan. Yani biz de
güçlü bir aydın kadrosu, geçen hafta da okudum şeyden, değişik dönemlerden. Bizim halkımız gel dediğimiz zaman geliyor, git dediğimiz zaman gidiyor. Asker ver dediğimiz zaman veriyor, şunu yap dediğimiz zaman yapıyor. Bizim problemimiz aydın problemimiz, entelektüel problemimiz. Bu kadar söyleyeyim. Zaten bunu yapmaya çalışmamızın, şu programı da yapmaya çalışmamızın sebebi bir kolektif intelijansiya, aydın zekası oluştursak ortak diye. Bütün kaygımız o. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Yani birazcık daha marjinal şöyle ifade edeyimden, hocam daha diplomatik ifade etti. Yani ben son 300 yıl içerisinde kısmen Atatürk dönemini müstesna tutuyorum. Üst düzey bürokratlarımızın ve siyasilerimizin büyük çoğunluğu aziz Türk milletini temsil edebilecek yüksek kararlılıkta, yüksek ferasette, yüksek bilgi ve bilinçte maalesef olamadılar. Vebal özellikle siyasilerde ve özellikle üst düzey bürokratlarda. Hocamın buyurduğu gibi millet, bürokrat ne istiyorsa, siyasetçi ne istiyorsa onu yaptı. Yapmaya da her zaman hazır. Milletin büyük çoğunluğu gerekirse mukaddes değerler için, devlet için, millet için, vatan için, bayrak için, din için canını vermekten bir an olsun tereddüt etmez. Böyle bir millete bu milletin mukaddes değerlerini layıkıyla değerlendiremeyen, idrak edemeyen siyasetçiler ve bürokratlar milleti yanlış yollara sürüklüyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla milletin her şeyden önce yüksek bir toplumsal bilince ve bilgiye sahip olması lazım. Ve gerçekten de esas amacımız toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi. Onun için bu programları yapmaya gayret ediyoruz diye düşünüyorum. Efendim, konuşmak isteyen, soru sormak isteyen Kırıkkale Milletvekili Sayın Vekilim Kemal Albayrak. Buyurun efendim. Hocam ben tekrar teşekkür ediyorum. Alemdar hocam her konuşmada gerçekten bizleri düşünceye sevk ediyor. Değerli katılımcıların da zaman zaman böyle görüşleri, yeni şeyleri öğrenmeye vesile oluyor bize. Size de teşekkür ediyorum Ahmet Hocam. Şimdi İbn Haldun'un bir sözü var. Dün bugüne suyun benzediği gibi çok benzer der. Yani buna benzer pek çok şey var. Hocam da belirtti, Atatürk'ün hayat hayallerle kurulmaz, hakikatlerle kurulur. Dün bunları yaşadık, gördük. Gerçekten herkes kendi penceresinden baktı. Kimisi kahraman oldu, bakıyorsun bilerek veya bilmeyerek hatalar. Şimdi aynı şeyler Ahmet Hocam da sık sık tekrarlar. Bu diplomat mevzu çok önemlidir gerçekten. Dış siyaset veya iç yönetim dışın hadiselerden arka planda kalamaz. Mümkün değil. Bugün aynı durumdayız işte. İlişkiler var. Rusya ile olan, Amerika ile, işte Suriye, Irak, Büyük Orta Doğu projesi falan. Baktığınız zaman ya biz bu kadar olayların içerisinde olduğumuz halde halen böyle bir gerçek manada bir üst akıl, ortak akıl hadisesi yok. Geçmişte de öyleymiş. Mesela Enver Paşa, Cemal Paşa ve şeyi hep beraber tutarlar genelde, Talat Paşa'yı. Fakat burada bile dikkatimi çeken bir konu oldu. Aslında onlarda da böyle bir tam bir ortak bir plan yok. Ayrı ayrı düşünülmüş ve Almanların oyununa gelmişler. Yani Almanlar kişisel bazda işte elçisi giriyor, şuna giriyor. İşte çok gariptir. Bir telgraf çekiyor. Osmanlı'nın şey artık şansı yok. Bunlar yıllar sonra çıkıyor. Bugün de öyle hocam. Geçenlerde Ahmet Bey hocam bir herhalde ileti olarak elçilerin şeyini göndermiş. Ben elçileri falan kimseyi küçük görmüyorum ama ya Türkiye'nin can damarı olan Türk siyasi hayatında diplomat çok önemlidir. Efendim, diplomatlar ilmi var. Yani bizim tarihimiz. Genelde de. Evet. Genelde de var. İnsanın yüz hareketlerinden, giyiminden, kuşamından belli şekillerde karakteri ortaya çıkıyor. Suça meyilli midir, değil midir? Bu tarihte bilim olarak da kendini göstermiş. Dolayısıyla atanacak kişilerin kıyafetname ilmine de dikkate alabilecek şekilde atanması gerekiyor diye düşünüyorum. Liyakatla birlikte. Hocam haklısın. Ben çoğunu da tanıyorum.
Ya adam eroin yakalatıyor arabanın içerisinde. Böyle bir konsolos olur mu Türkiye? Dil bilmiyorum, tarih bilmiyorum, kültür bilmiyorum. Bunlar bizim hakikaten yaramız. Yani Allah için yaramız. Bazı konular şey yapar da, hani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın güzel bir sözü var. Diyor ki yol bozulur, gider. Bilmem başka şey, fakir olursun sen ama insanın mayası bozuldu mu çare yok diyor. Şimdi diplomatın mayası bozuk olmayacak. Bir, yani rahmetli İnönü geçenlerde bir yazıda şey yaptım. Öyle veya böyle. İşte Ali neydi o sizin Çankırlı Ahmet Hocam? Jansın'ın dedesi. Evet. Onun torununu Zeki Konuralp'ı İsveç'e elçi yapıyor. Liyakatından dolayı bak düşünebiliyor musun? Kemal abi bir daha o Ali Kemal'den Çankırlı diyerek bahsetmeyin. Yani her seferde ben sanki kendimi görüyorum. Yok. Savunduğumdan falan değil. Tescilli aşanıdır. İlginç de aşanıdır. Tescilli. Hocam onu ben savunduğumdan değil. Yok, anlıyorum. Burada, ama ben burada milli yani. Mücadeleye milli, yok bir olaya şahit olduğum için milli mücadeleye karşı çıkmıştır şudur budur. Ama bunu torunundan kıyaslamıyor İnönü. Zeki Konuralp'ı. O da hatta bir Dündar Taşer'le rahmetlikle bir hatırası var. Ben şuna geleceğim kısacası. Hocam biz halen geçmişten ders almıyoruz. Hakikaten almıyoruz. Bugün Dışişleri Bakanlığı diye bir bakanlık yok. Bakanı da tanırım. Oradaki çok arkadaş da tanırım. Gerçekten yok. Bunlar özel işlerle meşguliyet herhalde. Devlet, millet, ülke çıkarı diye bir konu yok. Üzülüyorum. Bu da en az herhalde bir 20-30 yılda devam eder diye düşünüyorum. Bir an evvel aklı selim insanların ortak akılın hareket etmesi lazım. Gerçekten hassas bir konu. Allah muhafaza şu anda işte bir şey hadisesi var. Kudüs ümmet liderini bekliyor. Ya 57 tane ülkeden 3 tanesini yanına alamak. Nasıl ümmet bekliyorsun? Bunlar hepsi şey Allah akıl fikir versin. Biz de bize de akıl fikir versin. Bu insanları biraz sorgulamamız lazım diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Yani ya dertli ya, olduğum için böyle konuşuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim ben şu konunun özellikle bilinmesinde biliniyor da tarafınızdan yani aktarmak istiyorum. Çoğumuz yurt dışına gittik defalarca. Evet. Bendeniz de en az 10 ülkeye resmi görevlerle gittim. 2 kişi, 4 kişi, 5 kişilik gruplar halinde. Yani devletimin zafiyeti ortaya çıkmasın anlamında yorum yapmıyorum, yazı yazmıyor. Ama biz her seferinde gittiğimizde bizi Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir büyükelçilik temsilcisi aramadı, ağırlamadı, bizimle beraber olmak için gayret göstermedi. Bizi efendim bir akşam yemeğine, bir çay içmeye davet etmediler. Bize bir mihmandar vermediler. Bizi havalanında karşılamadılar, uğurlamadılar. Resmi görevlerle gitmiş olmamıza rağmen. Ama bizi kimler ağırladı? Fethullah Gülen cemaati. FETÖ olmadan önce gittiğimiz yerlerde ya FETÖ'nün o günkü adıyla Fethullah Gülen cemaatinin temsilcileri ağırladı, misafir etti, mihmandar verdi, kendileriyle birlikte olmamızı zorladı ya da Süleymancılar zorladı. Devletin bir zafiyetidir bu. Bu dış ilişkilerindeki bürokratlarımızın, diplomatlarımızın bir zafiyetidir. Bunu milletin menfaatine, devletin menfaatine, milletimizin bilmesine yarar var diye düşünüyorum. Bizim gerçekten saflar sıklaştırmamız ve aziz devletimizin, medeniyetler kurmuş milletimizin bu ve benzeri konularda da dikkatli, duyarlı olması gerekiyor. Dışişleri personelinin duyarlı olması gerekiyor. Yani Ürdün'de 10 Kasım dolayısıyla Atatürk'le ilgili bir sunu yapıyorum. Temsilcilik, büyükelçilik temsilciliği sunudaki Atatürk'le Atatürk dönemindeki Kral Abdullah fotoğrafını çıkartmamı istiyor. Maalesef. Çünkü altında yazıyordu. Krallar bile ayağına geldi diye Atatürk'ün fotoğrafının altında Kral Abdullah'la Atatürk'ün fotoğrafı vardı. Krallar bile ayağına gelmişti diye Atatürk'ü yüceltiyor. Yani böyle yapılar var. Bu yapıları biz hakikaten milletimiz ve devletimiz zarar görmesin, birliğimiz zarar görmesin diye yorum yapmıyoruz. Ama hakikaten çok dar geçişlerden geçiyoruz. Milletin uyanması gerekiyor.
Milletin yüksek düzeyde bilgiye ve bilince sahip olması gerekiyor ve kenetlenmesi gerekiyor. Bazı kavramlarının kölesi olmamak gerekiyor. Sosyal demokratiyle, milliyetçisiyle, muhafazakarıyla, devrimcisiyle bu milletin evlatları mutlaka bir araya gelmeli diye düşünüyorum. Ve siyasetçilerini ona göre seçmeli diye düşünüyorum. Seçim dönemlerinde mutlaka duyarlı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ki seçilecek siyasetçiler de uygun liyakatli personeli atasınlar, bürokratlar atasınlar, diplomatlar atasınlar diye düşünüyorum. Bu sadece son 10 yılın, 20 yılın hadisesi değil. 300 yıldır bu hadiseyle biz karşı karşıyayız. Efendim Özel Özgüç Bey, değerli büyüğüm, buyurun. Çok teşekkür ediyorum anlatım ve sunumlar için. Zaten 40 küsür yıldır bendeniz Alemdar Hoca'nın talebesidir. Her konuşmasında büyük dersler alırız. Sizi teyit edecek bir şey söylemek için söz istedim. Birincisi, Kazakistan'da görev yaptığım sırada bir büyükelçimiz vardı. Köpeğinin adı Türk'tü. Onu dönemin Cumhurbaşkanı'na şikayet ettiğimizde savunması şöyle oldu. İnsanlar en çok sevdiği isimleri en çok sevdiklerine verir dedi. Ben de orada söz istedim. Dedim ki Sayın Büyükelçi benim soyadımı verme. Kendi soyadını ver köpeğine dedim. Sonra o gitti, bir başkası geldi. Türklerin, %90 Türklerin katıldığı bir toplantıda İngilizce konuştu, Rusça'ya çevirtti. Kimse bir şey anlamadı. Ama sonra Kurtuluş Taşkent isminde hakikaten mükemmel bir büyükelçimiz geldi. Birleşmiş Milletler toplantısı oluyordu. Nukus'a gidilecekti. Yeni de gelmişti. Dedim ki hoca, sayın büyükelçim konuşurken Kazakça konuşup Rusça ve Türkçe İngilizceye çevirtir misiniz? Ya dedi, bir kelime Kazakça bilmiyorum. Kazakça başlayın, biz size bir paragraf yazalım. Türkçe devam edin dedik. Kızıl Ordu'da konuştu. İngiliz büyükelçi de var. Türk Kazakça başladı, Türkçeye çevirtirdi. Kızıl Ordu valisi, zatıaliniz de orada çalıştı, bilirsiniz oranın valileri Cumhurbaşkanı gibidir. Geldi dedi, ben de büyükelçinin çantası var. Aha dedi, o çantayı dedi emniyet müdürü taşısın dedi. Yok dedim. O benim büyükelçim. Akşam sabaha kadar oradan Nukus'a, Karakalpakistan'a geçilecekti. Akşam sabaha kadar tren, özel vagon yaptırdı büyükelçiye. İngiliz büyükelçisi de alındı. Ya dedi, siz akrabasınız, onun için size torpil geçiyorlar. Saygıdeğer büyükelçim Kurtuluş Taşkent'te, ya dedi ondan dolayı değil, ben dedi en kıdemli isim, onun için böyle yapılıyor dedi. Bu bir hatıra. İkincisi, saygıdeğer hocam, Limon Von Sanders'in kitabından, hatıralarından bahsettiniz. Malumunuz biz aksan olarak Antalya'nın bilinmeyen, az bilinen tarihinden meşgul de oluyoruz. Zaman zaman sizin de fikirlerinizi alıyoruz Alemdar hocam. Burada Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul diye bir kahramanımız var. Dünya harp tarihinde ilk uçak gemisini batırıyor. Sonra geliyor Fransızla, bunu kaçta yapıyor? Geliyor Fransızların iki tane önemli muhribini batırıyor. Hatıralarında zerre-i miktar bir satır dahi bahsetmez ve o gemileri, hatta toplarla beraber geldiklerinde, kaçta konuşlandığında Fransız birlikleri, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul, o zaman teğmen rütbesini yanlış yere koyuyorsunuz topları demesine rağmen oraya koyuyorlar. Karşı taraftan ilk atışta bütün toplar imha oluyor. Sonra bu dağ topuyla o Fransız, İngilizlerin uçak gemisini batırıyor. Burada hep kendi adamlarından bahseder. İşte şey şuydu, süvari bölük komutanıydı falan diye. Bunun mükemmelliğini ve doğrusunu da Pierre Loti'nin yeğeni olan Peter isimli bir Fransız anlatıyor hatıralarında. Bunun bir heykeli yapılmış ama danışmanlara ve bilenlere sorulmadığı için Antalya'da görülmeyen bir yerde koymuşlar. Atatürk Parkı'nın iç tarafında. Kimse de görmüyor. Heykelin rütbesi albay, kılıcı Selçuklu kılıcı. Efendim sağ elini kullanır, sol elini kullanır. Yapılanın kötüsü olmaz. Allah bin kere razı olsun. Ama biz aşağı yukarı 4 senedir burada bu konuyu ne valiye ne de halihazır belediye başkanı da dahil olmak üzere
giden belediye başkanlarını anlatamadık. Hatta giden valilerden bir tanesine bahsettiğimizde ya nerede onun heykeli dedi. Vali konağının 100 metre ilerisindedir. Efendim ben dedi her gün orada yürüyüş yapıyorum. O dedi Topçu Yüzbaşı'nın mı heykeliydi ya ben onu Atatürk zannediyordum dedi. Yani mülki idare ve seçilmiş idare maalesef hocam yıllardır anlatır. Dışişlerine de bu konuda gerekli eğitimler verildi. Ama geçmişte TÜBİKAM'da kişisel gelişim ve liderlik eğitimi hocamın başkanlığında verildiğinde Sağlık Bakanlığı'nda o eğitimi alan arkadaşlarımızın %90'ı iyi yerlere geldi, iyi işler yaptı. Bunu söyleyeyim diye anlattım. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Herkese selam ve saygılarımı arz ediyorum efendim. Biz teşekkür ediyoruz Özer Bey. Sağ olun. Evet efendim sorularınız ve düşüncelerinizi almaya devam ediyoruz. Yaşar Bey. Sesiniz gelmiyor Yaşar Bey. Özür dilerim. Şimdi geliyor herhalde. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Biraz sonra 19 Mayıs'a gireceğiz. Bayramımız mübarek olsun. Hocam, Alemdar Hocam'a bu ışık tutan aydınlık bilgilerinden dolayı tekrar şükranlarımı arz etmek istiyorum. Efendim, Çankırlı bir Ali komutandan bahsedeceğim. Kısaca, çok kısa. Topçu onbaşısı Ali Öztürk dede bu 7 yıl Kurtuluş Savaşı'nda cephede kalmış ve sürekli Sahra topçusu olduğu için rahmetli Mustafa Kemal'in yanında, çok yakınında savaşan, 14 yaşında cepheye alınmış çünkü 15 yaşında genç erkek kalmamış Çankırı'da. 7 yıl boyunca da cepheden cepheye savaşlara katılmış. Anlattığı bilgiler, onunla röportaj yapmıştım. Bunu bizim Çankırı gazetesinde yayınladım. Yaptığımız röportaj bilgileri Assubay Hazırlama Okulu Komutanlığı tarafından tarihen doğrulandı ve kütüphanesine konuldu. Şimdi Ali Öztürk dedeyi ilk ziyarete gittiğimizde bize bir şey anlattı hocam. Pazarda elma satıyordum dedi. Çankırı pazar yerinde. Yerde yırtılmış bir kitap buldum dedi. Gördüm. Aldım baktım rahmetlinin fotoğrafı vardı üstünde dedi Atatürk'ün. Çamura bulanmıştı. Yavrucuğum onun fotoğrafını yere atırsanız Allah sizi yakar dedi. Sonra dedi bağrıma bastım koydum. Düşündü birkaç dakika sustu. Dedi ki, atarsınız oğlum be dedi, atarsınız dedi. Kıymetini bilmezsiniz, siz o günleri yaşamadınız ki dedi. Şimdi o günleri yaşamak için gereken duyguyu veren bilgiler bunlar hocam. Onun için ömrünüze bereket diliyorum. Ve müsaadenizle, hoşgörüsüne güvenle Sayın Kuşoğlu Başkan'a soru sormak istiyorum. Bu ahval ve şerait içerisinde siz mecliste nasıl bir Türkiye hazırlıyorsunuz? Size güvenelim mi? Size umut bağlayalım mı? Şahıs olarak öyle tabii. Hayır, ben şahsım adına söyleyeyim. Anladım. Sormak istiyorum tabii. Vekilim olarak. Ben milletim ve soruyorum. Size umut bağlayalım mı? En çok siz varsınız şimdi. Alternatif olarak. Hilafet sizde, muhalefet. Hilafet kavramının da kökü ya. Arz ediyorum. Estağfurullah. Müsaade var mı Ahmet Hocam? Tabii ne demek? Buyurun Sayın Vekilim. Öncelikle ben de Alemdar Hocam'ın sunumuyla ilgili tekrar çok çok teşekkür edeyim. Gerçekten her hafta
bu eskiden vardı ya pehlivan tefrikaları gibi ertesi günü heyecanla beklerdik. Yine öyle oluyor. Yani olayları bilmemize rağmen böyle bir araya gelip tartışmak, konuşmak, sohbet etmek gerçekten çok büyük bir zevk oluyor. Benim için en azından öyle. Çok çok teşekkür ederim. Alemdar Hocama da, Ahmet Hocama da, bütün katılımcılara da, herkese saygılar sunuyorum. Şimdi bu Birinci Dünya Savaşı ile ilgili olarak ortak bir konu var. Sayın internetinizde sorunlar var. Sesim gelmiyor mu? Arada kesiliyor Sayın Vekilim ama buyurun konuşmanıza devam edin. Sanırım dışarısı biraz rüzgarlı bu akşam. Ondan mı oluyor? Etkileniyor mu? Evet, internet. Modeminiz uzakta mı? Modeminiz uzaktaysa onun da olumsuz tesiri olabilir. Öyle mi oluyor? Yani evet. Bütün dostlar bu canlı yayınlara katılırken bilgisayarla modem arasındaki mesafe kısa olursa daha etkin bir bağlantı kurulmuş oluyor. Bilginizi evet. Önemli arz ederim. Buyurun Sayın Vekil. Şimdi Birinci Dünya Savaşı için güçlülerin, daha doğrusu emperyalistlerin dünyayı paylaşım savaşı diyorlar. Yani genel kabul gören ifade bu. Emperyalistlerin dünyayı paylaşım savaşı. Emperyalistler kimler o tarihlerde? İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya. Şimdi biz savaşa girdik, kaybettik. Almanlar kaybettiği için kaybettik. Ama Almanlar kazansaydı da biz kaybedecektik. Hocamın anlattıklarından öyle anlıyorum. Yani çünkü Almanlar zaten bizim içimize girmiş. Yani her şekilde 800 şimdi bir ülkenin ordu komutanı bir başka ülkeden olur mu? 800'e yakın subay. Çanakkale Savaşı için evliyalarla kazandık. Ya 800'e yakın Alman subayı var. Yani Hristiyan var. Nasıl evliyalarla kazanıyorsun? Kendi yaptığını nasıl inkar ediyorsun? Kendi askerini, kendi gücünü inkar etmektir bu bir taraftan da. Böyle saçmalıklar yapmışız. Almanlar, ben de o Çanakkale'yi ilk gezdiğim zaman çok büyük sükutu hayale uğramıştım. O toplar, Krups topları. Bütün malzemeler Almanya'dan gelmiş. Zaten ele geçirilmişsiniz. Yani aslında Çanakkale Savaşı bir anlamda da Almanların Fransızlarla ve İngilizlerle olan savaşı. Biz de kullanmışlar maalesef. İnsan çok üzülüyor. Yani Almanlar kazansaydı da biz yine topraklarımızı da kaybedecektik. Belki çok daha fazla kayıplarımız söz konusu olacaktı. Zaten Osmanlı'nın savaşa girişi de hocamın anlattığına göre tam bir yenilgi. Yani bir ülkenin meclisinin, padişahının bilgisi olmaz mı? Genelkurmayının, askerinin, dışişlerinin hiçbirisinin şeyi olmaz mı bundan? Bilgisi olmaz mı? Bir ülkenin içerisindeki bir başka ülke onu zorla şey yapıyor. İsteminin dışında savaşa su. Zaten ele geçirilmişsiniz demektir. Yani girdiğimiz anda savaşa kaybetmişiz. Yalnız bugün de Türkiye'yi hocam özellikle zaten bizim milli hafızamız ve geleceğimiz başlığıyla bu sohbetleri yapıyoruz. Şimdi milli hafızadan bugüne geldiğimiz zaman, geleceğimize bakmaya geldiğimiz zaman bakıyorsunuz ki biz bugün de benzeri sıkıntıları yaşıyoruz. Mesela biz dün parlamenter sistem varken, bunu siyasi olarak söylemiyorum. Siyasi olarak biraz sonra konuşacağım. Sağ olsun Yaşar Bey öyle bir soru sordu. Ona ilişkin konuşacağım ama. Mesela biz 1 Mart tezkeresinde parlamenter sisteme sahiptik. Kemal Bey daha iyi bilir. Ve o günlerde reddedebildik bunu. Çünkü çeşitli kurumlarımız 1 Mart tezkeresinin ya da onun sonuçlarının Türkiye için hayırlı olmayacağını, olumlu olmayacağını öngördü, girmedik. Ama bugün olsa, o gün 1 Mart tezkeresini kabul için uğraşan bugünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, tek başına bugün karar almaya yetkili girerdik.
Zaten öyle bir örnek de var. Biz Barış Pınarı harekatını 6. gün noktaladık. Yani Cumhurbaşkanı'nın emriyle Barış Pınarı harekatı gibi 800 kilometre boyunda, 30 kilometre derinliğinde YPG'yi yok edeceğimiz bizim için çok önemli bir savaşı durdurduk. Tek kişinin isteğiyle. Bugün bu sıkıntıları yaşıyoruz, yaşayacağız maalesef. Ama bunu anlatırken siyaseten anlatmak çok zor, ifade etmek çok zor. Dün plan bütçe komisyondaydık, 13 saatlik bir torba kanunu vardı. Çok mantıklı şeyler ama siyaset girince işin içine kabul etmeleri, iktidarın kabul etmesi ya da bizim de herhalde öyle şeyimiz vardır, tavrımız vardır, kabul etmemiz zor oluyor. Bunu biraz önce söylendiği gibi bir sağlam aydın grubu, bürokrasi grubu, yani o devleti yöneten, etkili olan, aklı başında olması gereken, okumuş, yazmış, o birikime sahip, bilgiye sahip kesimin görebilmesi lazım, onların yönlendirebilmesi lazım. Siyasetin üstüne çıkabilmeleri lazım. Siyaset derken parti siyasetini kastediyorum. Hocam şey dedim, şöyle bir not almışım. Gizli görüşmeler tekrar başladı. Tekrar son bölümde böyle söyledi hocam. Gizli görüşmeler tekrar başladı. Tekrar ittifaklar dünyada yapılıyor. Ve sonuç olarak uyanık olmamız lazım. Hakikaten öyle. Yalnız şu anda biz hangi taraftayız, hangi ittifaktayız? Biz tarafsız mıyız? Ya da bütün ittifakları idare eden tarafsız bir konumda mıyız? Herhalde bunlara da olumlu cevap veremeyeceğiz yani. Yani şöyle bir ittifaktan yana olmazsınız da tüm ittifakları idare eden tarafsız bir konumda olursunuz. Öyle bir durumumuz da yok. Biraz önce Kemal Bey'in söylediği gibi İslam ülkeleri için bile biz tarafsız, güven duyulan bir ülke değiliz maalesef. Daha önce uluslararası problemlerle ilgili olarak biz ara bulucu olabiliyorduk. Artık onu da yapamıyoruz. Yani İslam ülkeleri için bile tarafsız değiliz. Ara bulucu niteliğimiz yok artık. Yaşar Bey'in sorusuna gelince, bu ahval ve şerait içerisinde nasıl bir Türkiye? Güvenelim mi? Güvenelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Kendimden bahsetmiyorum. Güvenmemiz lazım. Çünkü eğer güvenmeyeceğiz diyorsak biz adam yetiştiremiyoruz. Bizim geleceğe güvenimiz yok demektir. Yaşar Bey, güvenmek zorundayız. Kendimize güvenmek zorundayız. Sadece tabii ki siyasileri de bu konuda yalnız bırakmamak lazım. Çok önemli bir sorumluluğumuz var. En fazla sorumluluğu olan siyasiler. Ama herkesin sorumluluğu var. Siyasiler içerisinde de en fazla sorumluluğu olan Cumhuriyet Halk Partililer. Bu sorumluluğu taşıyoruz, taşımamız lazım. Ama Türkiye içerisinde nasıl mücadele varsa parti içerisinde de mücadele vardır. Asla yalnız bırakılmaması lazım. Oradaki güvenilen insanların orada bir bölünme olmaması lazım. Hep birlikte bu mücadeleyi yürütmemiz lazım. Kendimize de güvenmemiz lazım. Aslında biz Birinci Dünya Savaşı sırasında da, ondan öncesinde de, sonrasında da iyi kadrolara da sahiptik. Aklı başında kadrolara da sahiptik ama o birlik beraberliği, stratejiyi, şimdi, bana göre mesela 1 Mart tezkeresi kabul edilsin mi edilmesin? Ben bugün baktığım zaman kabul edilmesinin de edilmemesinin de bana göre çok önemi yok. Çünkü biz kabul edilseydi de kabul edilmeseydi de ne yapacağımızı bilmiyorduk. Yani bizim bir stratejimiz yoktu. Biz 1 Mart tezkeresinden sonra savaşa gireceğiz, hedeflerimiz de şunlardır diyemedik. Girmeyeceğiz çünkü hedeflerimiz bunlardır da diyemedik. Birinci Dünya Savaşı'na da aynı şekilde biz girebilirdik de girmeyebilirdik de. Ama bir hedefimiz yoktu. Biz girelim şunları yapalım ya da girmeyelim şunları yapalım. Böyle hedefsiz, stratejiden yoksun, bir amacı, hedefi olmayan bir ülke olamaz. Sürekli olarak devletin bu hedefleri vermesi lazım tabii ki. Maalesef ondan yoksunuz şu anda. Ama ben de
şu anda sizlerin arasında bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ya da genel başkan yardımcısı olarak konuşmayayım. Mümkün ne kadar konuşamam bilmiyorum ama öyle konuşmak istiyorum. Güvenmemiz lazım. Çünkü kendimize olan güvendir bu. Kendimize güvenmemiz lazım. Kime oy verelim diyenler oluyor. Bana göre bu ülkeden çok adam çıkar, çok adam vardır. Oy verilecek kişi vardır. Siyaseti de yalnız bırakmamamız lazım. Yani ben de bakıyorum, komisyonlarda daha iyi tanıyorum arkadaşlarımızı, milletvekillerini. 600 milletvekili var. Tabii 600 değil ama biraz azaldı. Çoğu bilgi birikiminden mahrum, çoğu tecrübeden mahrum, çoğu bunları alabilecek yapıda değil. Birileri tarafından, birilerinin çocuğu, birilerinin yakını, birilerinin adamı diye getirilmiş ve bebeliğin dolu olduğu. Ben kimlikli adamım, ben buna itiraz ediyorum, kabul etmiyorum, böyle saçma şey olmaz diyebilecek kimse yok hemen hemen. Olanlar da çok yalnız kaldıkları için bunu söyleyemiyorlar. İşte siyaseti de boş bırakmamak lazım tabii ki. Ama sonuç olarak Türkiye bu şeyi aşacaktır. Bu sıkıntıları aşacaktır. Aşması gerekiyor. Yarınlarda var olacaksak aşacağız. Ben aşacağımıza da inanıyorum. Çok teşekkür ederim böyle bir soru sorduğunuz için de Yaşar Bey. Ama tatmin edebildi mi bilmiyorum. Yapacağız, göreceğiz. Başaracağız. Hep beraber başaracağız. Ben teşekkür ediyorum zarif cevabınız için. Meclis mukadderatımıza el koyacak mı? Merak ettiğim oydu. Evet. Sanmıyorum. Meclis tek başına onu yapabilecek durumda değil ama bu millet yapabilecek durumdadır. Eyvallah. Dolayısıyla meclisi de yönlendirecektir. Sayın Vekilim, düşünce ve yorumlarınıza çok teşekkür ediyorum. Yani riyadan Allah'a sığınırım. Riyasızca ifade edeyim ki çok bilgili, çok bilinçli, vazifesini en etkin şekilde yapan kıymetli bir siyasetçi, kıymetli bir büyüğümsünüz. Estağfurullah, teşekkür ama ederim. Ama o kadar çok zor şartlardan geçiyoruz ki, zat halinizle değerli konuklarımız da duruma vakıflardır. Yani genel merkezdeki 3-5 kişilik özel ekibin belirlediği adaylarla seçime gidiliyor. Bu mevcut iktidar partisinde mevcut, muhalefet partilerinde mevcut, bütün siyasi partiler kendi frekansları doğrultusunda, kendi talimatları doğrultusunda hareket edebilecek bir şekilde aday tespitine gidiyorlar. Toplumsal bilgi ve bilinç düzeyi de yetersiz olduğu için seçim dönemlerinde adayların adaylık döneminde kardeşim bu CHP'de, AK Parti'de, MHP'de, İYİ Parti'de, diğer partilerde. Kardeşim ben Hasan Bey'i istemiyorum aday olarak. Ben Ali Bey'i istiyorum. Ali Bey aday olursa sizi desteklerim. Duygusu, düşüncesi, bilinci maalesef toplumda henüz kıvama gelmedi, kemale gelmedi. Dolayısıyla genel merkezdeki tümü de değil, genel merkezdeki 3-5 kişinin atadığı, belli şekillerde, belli yöntemlerle atadığı kişiler aday gösteriliyor ve o adayları millet seçmek zorunda kalıyor. Biz bu mahkumiyetten nasıl kurtuluruz? Biz bu mahkumiyetten kurtulmadığımız, tercihli seçim sistemi gelmediği müddetçe ilelebet bu sorun devam edecek. Milleti temsil edemeyen siyasetçiler vekil olacak. Milleti temsil edemeyecek bürokratlar, siyasetçiler tarafından atanacak. Bu kısır döngüyü biz nasıl değiştirebiliriz? Bu sorunun cevabını bulduğumuz ve uygulamaya soktuğumuz zaman millet olarak da devlet olarak da çok rahat edeceğiz. Ama biz hala bu sorunu millet olarak çözmüş değiliz. Evet, o da tabii ayrı bir sorun. Yani milletin seçtiği nasıl seçecek konusu var. Şu anda hani parası olan, mesela dar bölge olsa her milletvekili şu anda büyük şehirlerde, Ankara'da mesela 160 bin, 170 bin, İstanbul'da 180 bine kadar çıkıyor. Oyla seçiliyor. Küçük yerlerde daha az tabii. Bu
çok daha düşük rakamlara inse daha düzgün milletvekilleri seçebilecek miyiz? Mesela 10 bin ner kişi seçim bölgeleri yapsak, milletvekili adaylarını tanısak daha mı iyi olabilir? Belki parası olanlar bu sefer daha fazla seçilme şansına sahip olacak. Efendim? Propaganda yapma. Parası olanlar daha fazla propaganda yaparak. Maalesef. Ya da birilerini satın alarak seçilme şansı kazanacaklar. Dediğiniz gibi bunu bulabilmemiz lazım ama. Yani demokrasimizi de kendimize has bir şekle sokarak bu sorunu çözmemiz lazım. Dediğiniz gibi bu sorunu çözmemiz lazım. Ama sonuçta biz Atatürk'ün partisiyiz. Bir geleneğimiz var. Bir şeyleri yapabiliriz. Umut olmamız lazım Yaşar Bey. Tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Vekilim, çok somut, yani çok şey olacak mı, çözüm olacak mı bilemiyorum ama diyelim ki Ankara'da somut olması açısından örnek veriyorum. Ankara'da 32-33 milletvekili çıkıyor. Yani aday listesinde bunun 2 katı, 3 katı milletvekili aday gösterilirse, millet 90 kişinin arasından 30 kişiyi seçerse en niteliklerini seçmiş olur diye düşünüyorum. Yoksa belli bir sıra koyup efendim 30 kişi ses koyarsa genel merkez, o sıradan kişiler seçilecek. Dolayısıyla millet kendi iradesini samimi olarak ortaya koyamamış olur. Yani seçim sisteminde, seçim yasalarında ben çok rahatsız, çok eksiklik olduğunu düşünüyorum. Millet yararına olmadığını düşünüyorum. Öyledir. Seçim kanunu, siyasi partiler kanunu anayasadan daha önemli bana göre şu anda. Onları da öncelikli olarak değiştirmemiz, rasyonel hale getirmemiz gerekiyor. Dediğiniz doğru tabii. Ya ben sizin o düşüncede olduğunuzu biliyorum. Millet yararına çok etkin bir siyaset yapma gayreti içinde de olduğunuzu biliyorum. Sizin gibi çok güçlü, çok liyakatli merkez mevcut iktidar partisinde, muhalefet partilerinde de var. Ama sesleri, solukları çıkmıyor maalesef bu insanların da. Yani üzülüyorum. Kaybeden millet oluyor. Şu anda üçüncü kez önemli arz ediyorum. Çok dar bir geçitten geçiyorum kendisi. Dolayısıyla siyasilerin çok duyarlı olması gerekiyor. Herkes birbirini iteliyor, birbirini kakalıyor. Televizyon ekranlarında her gece belli kanallarda efendim 4-5 tane kanal özellikle seyrediliyor. Yani çok özür diliyorum. Ne kadar liyakatsiz insan varsa, ne kadar böyle niteliksiz insan var ise yorum yapmaya gayret ediyor. Milletin beyni daha çok kullanıyor. Milletin beyninin açılması gerekiyor. Erol Güçlü Bey, Viyana'dan. Buyurun efendim. Hocam çok çok teşekkürler. Öncelikle size ve Alemdar Hocam'a bilgilendirmeniz için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda belirtilen görüşlerde. Yalnız sorunun özüne inmedikten sonra çözüm çok zor. Dışişlerine gelince, şu anda Hollanda, Avusturya, Çekya, Malezya vesaire gibi yerlerdeki büyükelçiler büyükelçi falan değil. Biri hırsız, biri ilticacı, birisi bilmem ne. Bu açıdan yani durum pek iç açıcı değil. Ama seçime geldiğimizde ise eğitim her zamanki gibi çok önemli. İple ölçeceği yere olan yere eğer o insan benim hakkımda da karar veriyorsa o zaman zaten fecaat. Yani şey yapamayacağımız. Çözümlerde ise ben şunu gördüm. Birincisi eğitim. İkincisi özgüvenimizin sağlanması. Ama her şeyden önce sorunun artık sağda solda, dinlide dinsizde değil, milli ile gayrimilli arasında olduğunu anlamamızda. Bunu her şeyden önce de karar vericilerin bilmesi, anlaması lazım. Eğer anlamıyorlarsa kasıtlı yapıyorlardır. Bizim de bunu anlamamız lazım. Hiçbir şey yanlışlıkla yapılmıyor. Bilinçli ve kasıtlı olarak yapılıyor ve bize gülüyorlar. Şunu şöyle yapar mısınız diye. Ben sayın bir milletvekiline veya diğerine söylemiyorum ama birçok şey yapılırken biz hala onlara bakın beyefendi yanlışlıkla yapıyorsunuz şu şudur budur dedikçe eminim gülüyorlar. Kasıtlı. Yanlışlıkla hiçbir şey yapılmıyor. Ve her zaman şunu bilmek lazım. Roosevelt söylüyor. Amerikalılar yaptıklarını çok açık söylerler.
Ne diyor? Siyasette hiçbir şey tesadüf değildir. Eğer tesadüf gibi görünüyorsa biliniz ki çok iyi planlanmıştır. Bizde plan milan yok. Şeyle nerede yetersiz, yeteneksiz, dirayetsiz varsa belli yerlere oturmuş. Bir mafya bilmem nesi çıkıyor işte yapılan açıklamalar. Yani insanın burada bana sorulan sorularda ben artık bulunduğum ülkenin insanına karşı utanıyorum. Yabancılara, kendi insanıma değil. Öbüründe bir bakıyorsunuz başka şeyler için içinden geçiliyor. Bu yapmanın bir kısmı şu sizlerin yaptığı gibi eğitim, yani insanların bilgilendirilmesi, belki salgının bize en güzel faydası bu olacak. Ama bizim en büyük eksiğimiz de eşgüdüm. Bizler gerçekten birlikte hareket edebilmeyi öğrenmeliyiz. Kavramlar çok önemli. Biz kavramları düzgün maalesef kullanamıyoruz. Ben ortak akıl yerine birleşik akılın kullanılmasını istiyorum. Ortak akıl sonra yücenin aklına gidiyor. Ondan sonra da diğerlerimize geliyor. Yani ve şey sordu zaten hani meclis bize örnek olabilir mi, gösterebilir mi? Haşa, yani bıraksınlar, aman kimse örnek olmasın. Eğer olacaksa aynı ilk mecliste olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki ilk meclisin zihniyetiyle yapılacaksa bu iş olabilecek. Onun dışındaki pek mümkün değil. Ve şunu da çok açık söyleyeyim, belki daha öncekilerde de söyledim. Devletimiz gittiği anda Avrupa'daki Türklerin özellikle yaşam hakkı olmayacaktır. Bunun bilinciyle birlikte hareket edilmesini ben öneriyorum. Bu iş gerçekten artık milli ile gayrimilli arasında. Bunun damıcımı yok. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Erol Bey. Müge Hanım buyurun. Teşekkür ederim öncelikle hem katkıya hem Sayın Yalçın'a. Ben Sayın Kuşoğlu ile ilgili ona bir hatırlatma ya da öneri yapmak istiyorum. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorumlu bir yurttaşı ya da milletvekili olarak büyük sorumluluk hissettiğini ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük görev düştüğünü söylüyor ki haklıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 47'ye kadar olan meclis tutumuyla 47'den sonraki tutumu farklı. Şimdi hep diyoruz ya fabrika ayarı, işte felsefemiz, kurulmuş felsefemiz diyoruz. Bunu doğru anladığımızda şimdi meclise gidecek vekillerin partiler tarafından değil de aynı kuruluş zamanındaki ya da 47'ye kadar olan dönemde iki çift dereceli sistem veyahut da toplum katmanlarının kendi temsilcilerini doğrudan seçerek meclise gönderilmesi konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön almasını ben öneriyorum ya da diliyorum. Çünkü o zaman toplum katmanları, dernekler, vakıflar, kuruluşlar, odalar, işte mesela bugün madenler konusunda başımız büyük dertte. Çevredeki arkadaşlarımız, çevre bilinciyle hareket eden, hatta köylülerimiz büyük bir mücadele içindeler. Topraklarımız yok oluyor, ağaçlarımız kesiliyor. Yani hangi taraftan baksak hakikaten büyük bir yozlaşma, yok oluş içerisindeyiz. Ve bugün ne yazık ki genel görünümü meclisin Osmanlı mebusanı gibi. Yani çok yazık bir şekilde böyle bir görünüm arz ediyor. Ve Cumhurbaşkanlığı sistemini aslında gündeme geldiğinde meclisteki bütün partilerin buna karşı durması gerekiyordu. Bir kere burada çok büyük yanlış yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi maalesef görevini yapmadı veya yapamadı her neyse ama sonuçta meclis aslında bugün fiili olarak tasfiye olmuştur Sayın Kuşoğlu. Yani çünkü kanun hükmündeki kararnamelerle demin Kemal Bey de herhalde bahsetti. Sadece tek şeyle maddeyle Recep Tayyip Erdoğan her şeyi yapabilir ve yapıyor da zaten. Ve biz Türk milleti olarak buna ne kadar daha göz yumacağız? Yani göz yumuyoruz, şu anda seyirci durumundayız. Bilgileri paylaşmak yetmiyor Sayın Hazurum. İrade koymak gerekiyor. İrade dediğiniz şey istençtir, istenç. Neyi istiyoruz biz? Sayın Yalçın da bundan bahsetti. Yani
biz tam olarak neyi istediğimizi bilmediğimiz için evet de desek, hayır da desek, işte bu şey döneminde, değişik dönemlerde meclisin aldığı kararlarda ortak bir konsensus yok. Çünkü biz meclis olarak çalışmayı particilik adına kaybettik. Şimdi 47'ye kadar olan meclis anlayışında meclis yetkiliydi partiler üzerinde. Bunu biliyoruz. Güven oyuyla hükümeti düşürme yetkisi vardı. 47'den sonra yapılan nedir? Meclis dışında kurulan partiler oy çokluğuyla, kelle sayısıyla meclisi aslında işgal etmiştir. Bu bugünkü mesele değildir. AKP zincirin son halkasıdır. Yani problem nereden başlıyor onu iyi bilmek lazım. Çünkü sorunun kökünü doğru tespit etmezsek palyatif çözümlerle ya da günübirlik çözümlerle problemin tamamını çözemeyiz. Kendimizi kandırırız. Ve ne yazık ki 70 yıldır, hatta 10 Kasım'dan beri problem devam ediyor. O zaman problemi doğru ortaya koymak, önce bu milletin kalitesini, donanımını artırmak. Erol Bey dikkat çekti. Bilimsel eğitim olmadığı sürece hiçbir yere varılmaz. Bilimsel eğitim de zaten bir anda sorunu çözmez. Ama bir taraftan bilimsel eğitim yapılırken bir taraftan aslında seçim yasalarıyla demokratikliği geliştirecek unsurları iyileştirmemiz gerekiyor. Bu da meclisin mümkün olduğunca toplumun tüm katmanlarını, temsilcilerini içine alacak bir yapıya evrilmek gerekiyor. Bu konuda Bağımsız Cumhuriyet Partisi olarak biz çok ciddi çalışmalar yaptık. Daha önce 2016 yılında, o zaman Sayın Oskay vardı genel sekreter. Yapılması gerekenleri kendisine ifade ettik ama inanın sanki duvara konuştuk. Duvara konuştuk. Bizi hiç tek bir cümleyle cevap vermedi. Müge Hanım, çok şimdi, teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi eğer başarılı olacaksa lütfen kulak verin. Teşekkür ediyorum. Efendim, şimdi konumuz Birinci Dünya Savaşı'na girişti. O dönemdeki rahatsızlıkları Sayın Hocam dile getirdi. Gizli anlaşmalar yapıldığını, efendim o dönemde yanlış alınan kararlar üzerinde düşüncelerini delillere dayandırarak ifade etti. Oradan günümüze doğru göndermeler yaptı. O göndermeler doğrultusunda değerli konuklarımız içinde siyasetçiler de bulunduğu için günümüz siyaset anlayışı üzerinde de değerlendirmeler yapmak zorunda kaldı. Şimdi YouTube'dan yorum yapan Alper Bey şöyle bir ifade kullanıyor. Birbirinden kaliteli, mahir, bilgili büyüklerime saygılar. Çok keyifli sohbetler oluyor. Sınav sürecimde vakit ayırmaya çalışıyorum. İyi akşamlar, 19 Mayıs bayramımızı kutlu olsun diyor. Ve arkasından şöyle ifade ediyor. Bülent Kuşoğlu vekilime sormak istiyorum. Haddimi aşmazsam, CHP gibi Türkiye'nin kuruculuğunu üstlenmiş bir partide nasıl olur da ima yolu olsa da sözde Ermeni soykırımı kabul etmiş birini il başkanı yapar diyor. Ve yine devam ediyor. Türk siyasi yapısı parti içi diktatörlükle yürüyor. Seçim kaybedenler de koltuğu kimseye bırakmıyor şeklinde bir yorum yapmış. O yorumu da sizlerle paylaşmak ihtiyacı hissetti. Sorusu olan, düşünce paylaşımında bulunmak isteyen başka değerli dostumuz var mı? Bir soru sorabilir miyim efendim? Buyurun Erol Ortakaya Bey, değerli avukatım, buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Hazır burada saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Sayın Kuşoğlu'nun çok naif cevabından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Birçok siyasi şey söyleyebilirdi kendisine yöneltilen soru karşısında. Ama o hem grubun genel yapısına bakarak hem de kendi samimi ve dürüstlüğüyle çok nezih bir cevap verdi. Bu yönüyle kendisine teşekkür ediyorum. Evet, kendimize güvenmeliyiz. Ülkenin kurucu iradesini temsil eden siyasi iradeye de güvenmeliyiz. Bunu net söylüyorum. Ben ülkücü gelenekten gelen biriyim. Yeryüzünde neyle övünüyorsunuz diyorsanız bir tek ülkücülüğümle övündüğümü söylerim. Ama bugün farklı bir şey söylüyorum. Kurucu, Cumhuriyet'in kurucu iradesine güvenmemiz gerekiyor. Yeniden milli ve gayrimillilerin bir araya gelmesi, saflarını doğru tespit etmesi gerekiyor. Alemdar Hocam'ın sunumundan görülüyor ki Birinci Cihan Harbi'ne giriş şartlarına benzer şartlar maalesef mevcut. Ülkemiz bugün çok güçlü, yetişmiş çok insanımız var çok şükür.
bugünle hiç mukayese olmaz. Ama idari yapı olarak böyle bir aymazlığın içine doğru gidiyoruz. Devleti yönetenlerden, kanallardan, özellikle diplomat ve büyükelçilerin atanma biçiminden bu tehlike çok yakın görülüyor. Tabii konumuz bunların biraz daha ötesindeydi. Birinci Yan Harbi'ne girişimiz ve onun sonuçları da sanıyorum Sayın Hocam değerlendirecek. Ben hocama şu soruyu sormak istiyordum. Sunumundan anladık ki Birinci Yan Harbi'ne sokulmuşuz biz. Gerek harici gerek dahili etkilerle o savaşın içine sokulmuşuz. Ha, girmemiş olsaydık da Osmanlı'nın devam etmeyeceği, topraklarının paylaşılacağı pek çok bilgilerle görülüyor. Hocamın vermiş olduğu bilgi ve belgelerden de bu görülüyor. Benim sorum şu. Birinci Yan Harbi'ne ne şekilde sokulmuş olursak olalım, Padişah Efendimiz bir fetva yayınladı. Cihad-ı Ekber fetvası. Büyük cihada çağrı. Bunu yaparken halife sıfatıyla yaptı. Ama görülüyor ki hem bizim belgelerimiz hem yabancı belgeler İslami bir direniş veya İslam ülkelerinin halifenin çağrısına uyarak o günkü Osmanlı Devleti etrafında sımsıkı kenetlendiğini söyleyemeyiz. Toplandığını söyleyemeyiz. Aksine Doğu cephesinde, Filistin cephesinde ve başka yerlerde ciddi ihanetlere uğradığımız da açık. Şimdi bugün bir damar, bir klik, bir görüş ısrarla diyor ki efendim Cumhuriyet'le birlikte yapılan işte devrimler vesairelerle İslam'ın halifesi başı kesildi, İslam'ın başı kesildi. Dolayısıyla İslam darmadağın oldu. Şimdi somut bir örnek var önümüzde. Birinci Harbi'nde yapılan Cihad-ı Ekber çağrısı ve yapayalnız bırakılan Osmanlı Türk Devleti. Gerçekte halifelik kaldırılmamış olsaydı, bugün iddia eden birileri gibi başı koparılmamış olsaydı, İslam ülkeleri yanımızda olur muydu? Farklı bir durum olur muydu? Bu tez ne kadar doğrudur ya da bu iddia ne kadar doğrudur? Zaman zaman bir yerlerde yazıyorlar, ben de yazıyorum. O zaman Cihad-ı Ekber çağrısı yapan halifemizin etrafında olmayanlar bugün neyi söylüyorlar bize diye. Sayın Hocam bu konuda ne demek ister acaba Alemdar Hocam? Evet hocam, bekliyoruz. Cevap verecek misiniz? Erol, avukat Erol Ortakay Bey'in sorusuna. Ama anlayamadım soruyu ki. Sorum şuydu hocam. Yani birinci ana bir girilirken devletin başında bir padişah ve halife vardı. Ve Cihad-ı Ekber çağrısı yaptı. Bugün birileri diyor ki halifelik kaldırılmasaydı, halifenin kaldırılması İslam'ın başını koparmadı. Bu dağınıklığın sebebi de budur. Ama somut bir ölçü var elimizde. Birinci Yan Harbi'ndeki o çağrıya İslam dünyası uymamış. Osmanlı'nın yanında, Türk'ün yanında yer almamış. Öyleyse bu tez çok doğru gibi görünmüyor. Bunu ısrarla söyleyenlerin amacı nedir? Ne amaçla bunu söyleyip duruyorlar günümüzde? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle iyi niyetli bir şey fakat içi doldurulmamış bir konu. Yani bunu anlamaları için çok ileri gitmeye gerek yok. Bugün İsrail meselesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Mısır, bütün bunlar bir araya gelerek, kendi aralarında toplanarak herhangi bir şey yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar. O dönemde de halifelik meselesi gündeme geldiği zaman mesela Sultan Abdülhamit, İşte halifeliğin gücünü kullanmak istediği zaman da kimse buna destek olmadı, yardımcı olmadı. Ne Basra Körfezi'nde olabildi, ne Mısır'ı kurtarabildi, gücünü kullanarak kurtarabildi. Dolayısıyla burada gerçekçi düşünmek gerekiyor. Bir kere İslam dünyası ne kadar Müslüman, onu bir kere aramızda çok iyi tartışmamız gerekiyor. Yani İslam dünyası bir kere bizim düşündüğümüz şekilde Müslüman değil, bir. İkincisi, keşke mümkün olsa da ben o konuda da konuşsak ama bir televizyon programında ben konuyu anlattım. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Suudi Arabistan ve bunların paraları toplam Katar ve sanıyorum Umman'ın da paralarından 2 milyar dolar yani İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde olan paralarını bankalardan kullanabilmeleri için
Amerika ve İngiltere'nin iznini almak durumundalar. Bunun da, özür dilerim, 2 trilyon dolar olduğu ifade ediliyor. Şimdi öyle bir noktaya geliyor ki Amerika, yani Trump döneminde öyle bir noktaya geldi ki bütün bu güç, bu parasal güç Kushner damadı Kushner tarafından yönetilerek Birleşik Arap Emirlikleri ve bu bölgedeki Arap ülkeleri bir şey altında toplanıp İsrail'e bağlandılar. Hepimiz gördük bunları. Gördük ortada. Yani belirli bir şuur olsa ille de halifelik diye bir kurumun olmasına gerek yok. Yani eğer Müslümanlık gerçek manada bir Müslümanlık olsa halifeliğin kurulmasına, öyle bir şeyin kurumun olmasına gerek yok. Kaldı ki mesela halifelik şahıs elinden alındığı zaman halifeliğin gerçek manadaki değeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bünyesinde mündemiçtir diyor yasa. Yani kaldırdım demiyor. Yani bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi halifeliğin taşıdığı manevi gücü taşıyabilecek durumda. Fakat İslam dünyasının o bilinçte olup olmadığına bakmak gerekiyor. İşte ben yıllarca Irak'ta bulundum, Suriye'yi gördüm, diğer yerleri gördüm falan. Yani öyle bir Müslümanlık falan yok ortalıkta yani. Keşke olsa da, Müslümanlık olsa da ona bir halife seçsek yani. Öyle bir şey olmadı. Son 300 yıl içerisinde de böyle bir şey yok esasen. Dolayısıyla romantik düşünmeye gerek yok. Romantik düşünüyorlar şeyler. Ve hilafetin de ille bir şahıs üzerinde toplanmış olması gibi komik bir şey söz konusu. Eğer dört halife dönemindeki İslamiyetse, tabii ona geleceğim ben şeyde, halifeliğin kaldırılması meselesinin mecliste görüşülmesi var. Orada Atatürk'ün 6,5 saatlik konuşması var. O konuşmayı çok iyi anlamak gerekiyor ve halifeliğin gelişimiyle ilgili şeyi çok iyi görmek gerekiyor. Fakat maalesef belirli gruplar bu olaya romantik bakıyorlar. Gerçekçi bir mantıkla bakmıyorlar arkadaşlarımız. Yani belki bizim bu programlara o kardeşlerimizi de davet etmemiz, onlarla da soğukkanlı bir şekilde bunları tartışarak bir ortak paydaya varmamız gerekiyor. Dolayısıyla benim özellikle şimdi Atatürk konusunda ihtilaf yaratılması, sistematik bir ihtilaf yaratılmak isteniyor Atatürk konusunda. Biz bu Atatürk konusunda yaratılmış olan ihtilafı sistematik olarak ortadan kaldırmadığımız sürece daha bünyede çok büyük çatışmalar meydana gelecek. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda bu olaylar olmuş ama İkinci Dünya Savaşı'na Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1933 yılından itibaren çalışmaya başlamış. Atatürk'ün Yunanlılarla Bağdat Paktı meselesi var Atatürk'ün. Balkan Paktı görüşmeleri var. Bütün bu görüşmeleri İkinci Dünya Savaşı'na hazırlık için yapıyor ve İkinci Dünya Savaşı'na hazırlanan kadro yüksek bir zeka ürünü, ben oraya geldiğim zaman anlatacağım. Hem istihbaratımız yok. MAH diye bir kuruluşumuz var. Ekonomik olarak çok şey değil. Milli Emniyet var. Yani bugünkü siyasi şube dediğimiz emniyet var. İnsanüstü bir gayretle çalışıyor. Diplomatlarımız var. İnsanüstü bir gayretle çalışıyor. Ve düşünebiliyor musunuz? Dışişleri Bakanlığı'nı, pazar günü Fransız Dışişleri Bakanlığı'nı Türkiye Cumhuriyeti Devleti açtırıyor. Çalışır hale getiriyor. Yani. Böyle bir şey var. Yapı var. O yapı bağımsız kalmayı da sağlıyor. Çok, çok uyanık bir şekilde bağımsız kalmayı sağlıyor. Yani daha yani oraya geldiğim zaman bütün örnekleriyle anlatacağım. Şimdi İngiliz Büyükelçisi'nin yanındaki uşak Türk Milli Emniyeti'nin yerleştirdiği adam. Elias diye şedilen uşak Türk Milli Emniyeti'nin elemanı. Almanya'daki İstanbul'daki başkonsolosluğundaki sekreter hanımla ilişkiye giren Rıza Derviş, tüccar Almanlarla işbirliği yapan Rıza Derviş, Türk Milli Emniyeti'nin elemanı ve Dışişleri Bakanlığı'nda bir Numan Menemencioğlu var. Kendisini saygıyla anmamız gerekiyor. Numan Menemencioğlu dişlerini söküyor. Pazarlıkla dişlerini söküyor.
Yani öyle bir şeyin içerisine, çalışmanın içine giriliyor. Bir sürü tezgah ortadan kaldırılıyor. Mesela von Papen'e düzenlenen suikastin şeyini 48 saat içerisinde suikasti düzenleyenleri tespit ediyorlar. Sınırdan Bulgaristan'a kaçarken yakalıyorlar. Ve Rus mahkeme yapıldığı zaman Ruslar suçlarını kabul ediyorlar. Yani eğer biz akıllı ve soğukkanlı bir şekilde bir kolektif yapıya, zekaya ulaşırsak şey değiliz yani, kendimizi küçük görmeyelim ama Birinci Dünya Savaşı'nda yapılan hatalar bizi İkinci Dünya Savaşı'nda başarıya götürdü. Şimdi de bu iki başarı, mesela İkinci Dünya Savaşı'nı yok farz ediyor bugünkü yönetim, siyaset. Halbuki İkinci Dünya Savaşı'nı bilmeden bugünü yönetemezsiniz. Birinci Dünya Savaşı'nı bilmeden bugünü yönetemezsiniz. Ve mesela şöyle söyleyeyim, Türk Genelkurmay'ı İngilizlerle İkinci Dünya Savaşı'nda anlaşma yapalım diyorlar. Sizinle anlaşma yapalım ama bize şu 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 yardımları verin diyorlar. O yardımları veremeyeceğini, İngilizlerin asla o yardımı Türkiye'ye yapmayacağını bilerek veriyor bizimkiler. Yani satranç oynayanın karşısında satranç oynayan hazırlıklı bir kadro var İkinci Dünya Savaşı'nda. Ben bunu örnekleriyle anlatayım. Ama bu Birinci Dünya Savaşı'ndaki acemiliklerden alınan ders. Acemiliklerden alınan ders. İnönü hatıralarında diyor ki, Atatürk'e dedim ki diyor, Birinci Dünya Savaşı olmasaydı milli mücadeleyi kazanabilir miydik dedim diyor. Hiç kuşkusuz Birinci Dünya Savaşı bize büyük bir ders verdi. Biz oradan milli mücadeleyi yapma azmini kazandık diyor. Bizim de belki bu tarz sohbetleri yapmamızın sebebi şu tarih akışını mümkün olduğu kadar aydınlarımıza aktaralım. Yani bakın bunlar oldu ama bu güzellikler de var diye aktaralım diye düşünüyorum. Dolayısıyla çok uzatmayayım, başınızda arıtmayayım şey olarak. Ama hilafet konusunda öne sürülen hilafet konusu, bugün işte üzülerek belirtim, söylemek istemiyorum ama bir siyasimiz diyor ki gidelim Tel Aviv'i vuralım. Neyle vuruyorsun? Nasıl vuruyorsun? Yani İsrail'e müdahale edelim diyorsun. Nasıl vuruyorsun? Sen nasıl yapabiliyorsun? Helal olsun. Günün en önemli maddesi. Yani böyle bir şey, yani ne diplomasiyi biliyorsun demektir, ne dış politikayı biliyorsun demektir, ne İsrail'in gücünü biliyorsun demektir, ne Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın İsrail'e yapılacak bir operasyon için birleşip birleşmeyeceğinden emin değilsin sen. Böyle bir bilgin yok. Çok böyle teşekkür ederim hocam. Gerçekten öyle. Yani dolayısıyla yani hadi girelim, Allah Allah Kudüs'e girelim. Nasıl giriyorsun? Yani bir gerçeği bilmen lazım yani. Gerçeğe göre tabanı tutmaya gayret ediyor hocam. Yani ayrı, onu söylemek istemiyorum ama bu tamamen şuursuzca söylenmiş bir devlet adamına yakışmayacak bir şey. Kesinlikle. Yani sen dünyadaki dengeleri bilmiyorsun. Ve ona göre hareket ediyorsun. Yani mecbur kaldım bunu söylemeye ama işte bunları görsünler de bu olayları soğukkanlı şekilde değerlendirsinler diye şey diyorum. İşte birisi de tutuyor diyor ki üçlü organizasyon yapalım diyor. Siz İsrail'in politikasını biliyor musunuz? İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı gizli anlaşmaların farkında mısınız? İngiltere ile, yani İngiltere Savunma Bakanı'nı bir anda istifa etmeye zorlayan bir İsrail lobisi var Londra'da. Siz bundan haberdar mısınız? Sizin büyükelçiniz bunlarla uğraşıyor mu? Bunu takip ediyor mu? Yani bütün bunları bilmeden öyle hadi ya, hurra, Allah Allah falan, işte öyle oluyor. Kafkaslara da Allah Allah diye gidiyorsunuz. Ondan sonra özel iş. Gözyaşınız. Özel iş takip edeceğim. Yani bizim burada söylemek istediğimiz soğukkanlılıkla, aklımızla ve bilgiyle hareket etmeye teşvik etmek. Yoksa Allah korusun birileri çıkar da hakikaten derse ki yani efendim siz Halife-i Ruhizzeminsiniz. Öyle demiyorlar da Emir-i Mümininsiniz. Siz emrederseniz biz İsrail'e de gireriz, falan yere de gireriz derlerse o zaman sonumuz tekrar büyük bir hüsran olur. İşte hocam çok ders alalım diye konuşuyoruz. Hocam çok özür dileyerek burada bir hatırlatma yapabilir miyim? Arz edebilir miyim? Malum 1 Kasım 1922 saltanatın kaldırılması
3 Mart 24'te hilafetin kaldırılması. Hilafetin kaldırılması ile ilgili yasada malumunuz, az önce bahsettiniz. Hilafet esasen Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin uhdesinde mündemiş bulunduğundan sözünün bugün o yasanın geçersiz olduğuna dair bir gazeteci bana bununla ilgili hazırlık yapıldığını söyledi. Esasen Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin uhdesinde dediği için bugün meclis hükümeti değil, fiili hükümetin uhdesinde olduğuna dair bir Kasım ayında böyle bir hazırlık yapıldığını bir gazeteci söyledi. Sayın vekilimin de Bülent Bey'in de kulağına kar suyu kaçırmış olayım. Böyle bir şey olabilir mi hocam? Yani şöyle diyor, ben hükümet diye bilmiyorum, tekrar bakarız. Nutkun arkasında ekler bölümünde var. 6,5 saatlik konuşmanın tam metni. Ve alınan karar da öyle. Esasen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bünyesinde mündemiştir ifadesi olduğunu hatırlıyorum. Yanlış söylemeyeyim, kontrol etmek lazım. Yani şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi eğer Müslümanların reyleriyle seçilmişse, 4 halife dönemindeki gibi hiç kuşkusuz seçilen kişiler, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçilen istişari kurul otomatik olarak halifenin yerini alabilir. Bu da Kur'an'a ve İslam'a zıt bir şey değildir. O manada tabii söyleniyor orada. Onu da sanıyorum Konyalı Mehmet Vehbi Efendi'nin konuşmasında var bu anlattıklarımda. Yani esasen meclis İslami bir Kur'an'a aykırı bir yapı değildir. İslam'a uygundur o manada. Şura heyetidir evet diye. Yani oraya geliriz diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı'nın eşi de bir konuşma yaptı. Bizde halifenin sorumluluğu var dedi. Biraz da millet onları gündeme getiriyor tabii. Evet. Evet, Sayın Vekilim Bülent Kuşoğlu Büyüğüm. Buyurun efendim. Estağfurullah. Ben çok teşekkür ediyorum. Affınıza sığınarak bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Şimdi ben tabii milletvekiliyim. Bir partinin genel başkan yardımcısıyım. Siyasi bir sıfatım var ama burada o anlamda bulunmak istemiyorum. Öncelikle hocama, değerli hocalarıma saygısızlık olur diye düşünüyorum. Erol Bey çok zarif bir şekilde açıkladı. Ben mümkün olduğunca siyasete girmemeye, bugünkü siyasete girmemeye, günlük siyasete girmemeye çalışıyorum. Saygısızlık olur çünkü her şeyden önce ve konuyu kaybederiz. Saçma sapan şeylerle uğraşırız. Yani farklı şeylerle uğraşırız. Onun için bu hassasiyetimi mazur görün lütfen. Estağfurullah. Çok haklısınız Sayın Vekilim. Buyurun. Ama zaman zaman tabii ki sorular olacaktır. Ben de onları kimseyi kızdırmadan, bu kutuplaşmayı, gerilimi artırmadan cevaplamaya çalışacağım muhakkak ki. Bugünlere de konumuzda demin de söylediğim gibi geleceğimiz olduğuna göre dünden bugüne ve yarına tabii ki bunlar konuşulacaktır ama belli bir şey içerisinde olması lazım, çerçeve içerisinde. Fazla da girmememiz lazım ama Müge Hanım bazı şeyleri sordu. Bu da YouTube'da yayınlanıyor. Müsaade ederseniz bir iki konuya çok kısa cevap vereyim. Sonradan suçlanmayayım onlara cevap vermediğim için. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine CHP karşı çıktı biliyorsunuz. Hem mecliste karşı çıktık hem referanduma sunuldu. Ortadan da karşı çıktık. Halk tarafından kabul edildi. Yani millet referandum sonucu bunu kabul etti. Yoksa biz karşı çıktık. Onun haricinde Ermeni soykırımını kabul eden bir il başkanımız yoktur. Maalesef Canan Hanım için öyle söyleniyor mu? Öyle söylediğiyle ilgili hiçbir delil yoktur. Kendisi de onu reddediyor zaten. O yanlış bir bilgidir. Öyle iddia ediliyor ama doğru değildir kesinlikle. Bir de şunu söyleyeyim. Biz millet olarak Atatürk, tabii ki Atatürk dönemine hep atıfta bulunuyoruz. O dönem çok önemli bir dönem ama bugün övünerek söyleyebilmeliyim ki daha fazla Atatürkçü var. Ülkenin en az yarısı
Atatürk'ü, Atatürkçülüğü benimsemiş vaziyette. Demokrasiyi benimsemiş vaziyette. Atatürk Cumhuriyete geçtiği zaman sadece kendi kafasında vardı. Yanındaki arkadaşları işte hocam anlattı. Çoğu şeydi. Mandacılığı ya da meşrutiyeti devam ettirme yanlısıydı. Yani bugün Atatürkçülüğün, demokrasimizin çok geliştiğini de kabul etmek durumundayız düne göre. Bununla da övünmemiz lazım. Bir diğer şey de Erol Bey'in hocama sorduğu soruyla ilgili. Şimdi biz İsrail'le ilgili, Filistinlilere yapılan zulümle ilgili 57 İslam ülkesini ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Gittik, ümmet dedik vesaire. Ama şunu biliyor muyuz ya, adamlar da bize şunu söylemişler. Siz Malatya'da, Kürecik'te İsrail'i koruyan bir kalkan oluşmuş. Onu kaldırın, ondan sonra samimiyetinize inanın. Yani bugün İsrail'i koruyan Kürecik üssü çok açık bir şekilde NATO üssü değil. Böyle öyle bir hava veriliyor. Bu İsrail'i koruyor. Biz de bağırıyoruz, çağırıyoruz. Bu samimiyetsizliktir. Kimi inandıracağız bunda? Ne halifeliği, ne Müslümanlığı. Yani bunlar çok samimiyetsiz politikalar maalesef. İnsan utanıyor. Bizim Dışişleri Bakanımız öyle söylüyor ya da Cumhurbaşkanımız öyle söylüyor ama İsrail'i koruyan Kürecik üssü işte Irak ve İran füzelerine karşı koruyor. Bizim ülkemizde koruyor. Bir günden bir güne de onun kapanması gündeme gelmiyor. Kimi kandıracağız biz? Ondan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Mısır'a ya da başka ülkelere kabahat buluyoruz. Bu Araplar şöyledir, böyledir diyoruz. En başta biz yapıyoruz. Hiç şey olmayalım. Ne halifeliği? Ondan sonra da halifelik mi şey yapacağız, ihdas edeceğiz? Neyse, çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Tekrar iyi akşamlar diliyorum. Bayramımı da kutluyorum. Hürmetler ediyorum tekrar. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim yine YouTube'dan bir yorum var. Özellikle son cümlesi Sayın Vekilimin düşünceleri doğrultusunda. Savaşlarımızda Çanakkale ve Büyük Taarruz'dan sonra İngiliz hükümetleri istifa etmişti. Kendimizi küçümsemeyelim diyor. Yani bu önemli bir ifadeydi. Evet, biz eğer kenetlenirsek o kenetlenmenin karşısında bizi düşman olarak görenler mutlaka mağlup oluyor. İstifa etme yeteneklerini de ortaya koyabiliyorlar. Erol Güçlü Bey bir ara el kaldırdı. Lütfen buyurun. Değerli hocam, el kaldırmadım. Ben sadece şöyle, yani onayladığımı anladım. Senin vekilin söylediğini belirttim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Efendim ben son konuşmacı olarak Sedat Şenermen Bey'e kapanış mahiyetinde bir konuşma talep ediyorum. Akabinde değerli hocamın son cümlelerini alıp bitireceğim. Buyurun Sedat Bey. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Bu güzel, değerli, tarihi, belgesel türdeki programlarla çok değerli insanları bir araya getirip birleşik ortak aklın, milli hafızanın oluşmasında, gelişmesinde sağlayıcı, oluşturucu bir görev üstlenen güzel bir program oluyor. Bu bakımdan size teşekkür ediyorum. Ayrıca Alemdar Yalçın Bey hocamıza çok emek vererek birinci derece kaynaklardan tarihin mantığıyla, tarihsel gerçekliğiyle olabildiğince duygusal değil, gerçekliği içerisinde doğruları aktarıp günümüze, geleceğimizle ilgili çözüm projeleri hazırlamada öğüt alabileceğimiz şekilde anlatıyor ve bunları da son derece anlaşılır, hepimizin anlayacağı bir şekilde sunuyor.
yalın bir ifadeyle ve dayandığı kaynakları da göstererek çok güzel bir sunum oluyor. Değerli bir sunum oluyor, önemli bir sunum oluyor. O bakımdan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Katılımcılar gerçekten programa özellikle programdaki ana konudan zaman zaman dolaylı olarak ilgisi bağlamında da olsa, taşmalar da olsa çok önemli ve değerli katkılarda bulunuyorlar. O bakımdan bu katkıların programa ayrı bir değer ve önem yüklediğini de kabul ediyorum. Onun için katılımcıların bu katılımlarından dolayı kendilerine de teşekkür etmemiz gerekir. Şimdi 70'li yıllarda başbakanlık yapmış Ordinaris Profesör Sadi Irmak Bey. Başbakanlığı bittikten sonra o günkü Günaydın Gazetesi'nin sahibi Sadi Irmak Bey'den bir ricada bulunuyor. Diyor ki, hocam siz Türkiye'de başbakanlık yaptınız, ülkeyi yönettiniz. Almanya'da da uzun yıllar öğrenciliğiniz ve doktoranız, ihtisasınız süresince bulundunuz. Almanya'yı da tanıyorsunuz. Buradaki devlet yönetimi tecrübesiyle Avrupa'ya gitseniz, Almanya'dan başlayarak oradan bu tecrübe ve bilgi birikimiyle Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz veya Türkiye oralardan nasıl görünüyor? Bu konuda bir program birlikte yapabilir miyiz diye bir öneride bulunmuştu. Sadi Irmak Bey de kabul etti ve böyle bir geziye çıktı. Ve her gün Günaydın Gazetesi'nde o anıları, tespitleri, görüşleri yayınlanmıştı. Bunu birçok arkadaşımız hatırlayabilir. Sadi Irmak Bey'i biliyorsunuz. Atatürk Konya'ya gelişlerinde bir defasında orada yaptığı bir konuşmada lisede öğrenci olarak Atatürk'ü dinliyor. Ve Atatürk'ün konuşması bittikten sonra yanına yaklaşıyor. Orada Atatürk'le yüz yüze tanışıyor ve o tanışmadan sonra Atatürk, Sadi Irmak'ın Almanya'ya öğrenci olarak gitmesini sağlıyor. Ve biliyorsunuz ki Sadi Irmak Almanya'ya gitmek için İstanbul Sirkeci garında bir ara şüpheye, kuşkuya düşüyor. Diyor ki ben Almanya'ya gideceğim de Almanya'da ne yapacağım ben? O zaman görüştük. Ya koskoca devleti yöneten Cumhurbaşkanı benim oradaki durumumu nereden bilecek? Nasıl takip edecek? Benim orada durumum ne olacak? Acaba yanlış bir iş mi yapıyorum? Geri mi döneyim? Bu düşünceler içindeyken Sadi Irmak, Sadi Irmak diye kendi adını sesleyen, bağıran yöne dönüyor. Kendisine seslenen kişinin bulunduğu tarafa dönüyor. Bakıyor ki elinde bir telgrafla birisi telgrafı sallayarak Sadi Irmak diye tekrar seslenince benim diyor. Ve telgrafı veriyor. İlgili görevli Sadi Irmak okuyor.
sizi kıvılcım olarak Avrupa'ya gönderiyoruz, ateş olarak geri dönmek üzere. Altında Mustafa Kemal imzası var. İşte Sadi Irmak böyle bir genç. Şimdi değerli hocamızın anlatımında Birinci Cihan Savaşı'na nasıl girdik de o gün için görünen bir eksiklik var. Kahtı rical, devlet adamı eksikliği. Birinci Cihan Savaşı'na girilmeden önce o gün devletimizde yeterli, liyakatli insanlar olsaydı Birinci Cihan Savaşı'na girilir miydi? Şimdi Sadi Irmak Bey, parantez parantez içi cümleler arttı, Almanya'dan yazıyor. İlk defa Almanya'dan başlıyor. Esas anlatmak istediğim nokta burası. Bu anlatacağım durum da Sayın Vekilimiz Bülent Kuşoğlu Bey'in devletin hedefi olması lazım ifadesiyle birleşecek. Diyor ki Sadi Irmak Bey, Almanya'da 3 M var diyor. Milli eğitim, milli savunma ve maliye. Almanya'da bu bakanlıklarla ilgili hiçbir parti programında parti görüşü olmaz. Bu konularda devlet politikası vardır. Her parti iktidara geldiği zaman bu bakanlıklarda kim görev yaparsa yapsın devlet politikası uygulanır. Bu çok önemli bir tespit. O zaman bunu günlük Günaydın gazetesinde okuduğumda not almıştım. Bugün yine burada hatırladım. Şimdi bunu biraz daha çoğaltabiliriz. Dışişleri Bakanlığı devlet politikası olmalı. Sağlık Bakanlığı devlet politikası olmalı. Yani bu manada hangi parti iktidara gelirse gelsin devletin bir defa ileriye dönük milletimizle ilgili geleceğe yönelik hedeflerini, amaçlarını, menfaatlerini içeren bir projesi olması lazım. Bir tasarımı olması lazım. Bir ideal bütünlüğü olması lazım. Dolayısıyla iyi her alanda iyi insanlar, 21. yüzyıl entelektüel bilim idrak seviyesinde uzmanlar yetiştirilmesi lazım. Ve bugün ülkemizde yetişmiş insanlar Atatürk'ün döneminde bu kadar insan yoktu her bilgi bilim dalında. Bugün günümüzde fevkalade yetişmiş bu kadar her bilgi dalında insanlar varken partiyi devlet haline getirirsek devlet politikası diye bir şey kalmaz. Parti politikası ortaya çıkar. O zaman liyakat ölçüsü düşer. Partili olan görevlere gelir. O bakımdan bu Birinci Cihan Savaşı'na Osmanlı İmparatorluğu'nun girişiyle ilgili bölümü Sayın Hocamız anlatırken ben bunları da hatırladım. Vaktinizi daha fazla zorlamadan burada sözlerimi tamamlamak istiyorum. Herkese teşekkürlerimi sunarken 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun diyorum. Bu bayramı kendi tarihsel gerçekliği içerisinde kutlayabilecek bilinçte kutlu olsun diyorum. Yürekten hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sedat Bey. Efendim ben bir hatırlatma yapmak istiyorum müsaadenizle.
biliyorsunuz biz salı sohbetlerinde değerli hocamı dinliyoruz. Cuma günleri de Sedat hocamı dinliyoruz. Kur'an'ı Kur'anca anlamak, Kur'an'dan. Ve bu cuma günü üçüncüsünü dinleyeceğiz. Perşembe günü ise yeni tanıştığımız Muharrem Ali Dere isimli, kendisine Son Kıssahan ismini veren, öyle kendisini tanımlayan bir arkadaşımız akıldan ve gönülden konuşmalar ana başlığı altında bir seri söyleşi, sohbet programı yapacağız. Muhtemelen 5-6 hafta, 7-8 hafta. Bu seri sohbetleri lütfen sizsiz bırakmayınız. Yarın 19 Mayıs'ta ise düşündüm, dedim gençlik bayramı olduğuna göre gençler konuşsun. 6 tane gencimiz, 7.si de şiir okuyacak, üniversitelerden yetişmiş, öğrenci ya da mezun olmuş gençlerimiz yarın panel yapacaklar. Değerli büyüklerim, sizlerden istirham ediyorum. O gençleri yarın akşam yalnız bırakmayalım. Onları dinleyelim lütfen. Ve hepinizin bayramı kutlu olsun diyorum. İnşallah layıkıyla idrak ederiz. Teker teker hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ama unuttuğum bir şey var. Özür diliyorum değerli hocamdan. Değerli hocam, son cümlelerinizi alabilir miyiz lütfen? Akabinde kapatacağım. Estağfurullah. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı dikkatlerden kaçmış bir şey var. Sosyal ve ahlaki çöküntü. O çöküntü üzerinde haftaya durmak istiyorum. Bir vagon ticareti meselesi var. Kara borsa ve ihtikar meselesi var. Bunların üzerinde durmak istiyorum. Arkasından da gelecek haftalarda da Birinci Dünya Savaşı'ndaki kafa karıştıran, özellikle milliyetçi muhafazakar çevrelere daha etkileyen, mesela Kanal Harekatı ile ilgili tamamen yanlış ve kasıtlı bilgiler var. O bilgileri düzeltilmesi, Çanakkale'deki anafartalardaki bazı yanlış şayialar, tamamen asılsız şayialar var. Onların üzerinde durmak ve Kafkas Harekatı üzerinde durmak. Daha sonra da milli mücadeleye girmek istiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum yüksek sabırları için. Yaptığımız çalışmanın da ülkemiz için yararlı olduğunu düşünüyorum. Herkese Allah rahatlık versin diyorum. Bayramlarını da kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Efendim, bir son hatırlatma daha yapayım lütfen. Eğer hala kanalımıza abone olmayanlar varsa lütfen abone olsunlar. YouTube'dan bizi izleyen dostlarımız da kanalımıza abone olmayı unutmasınlar, bizi desteklesinler. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi geceler diliyorum. Bitti mi? Hayırlı geceler olsun efendim.